Bismillahirrahmanirrahim. Ortaokul Arapça 5. Daha önce İmam Hatip liseleri için ve ilahiyat için konu anlatımı yapmıştık. Şimdi ise ortaokul düzeyinde Arapça dersleri yapacağız arkadaşlar. Tabii ortaokul öğrencisi olmamız da gerekmiyor. Arapçaya sıfırdan başlamak isteyenler için gerçekten de önemli bir kitap. Hem ortaokul öğrencileri için hem de ortaokul mezunu olsa bile Arapçaya sonradan ilgi duyan her kişi için, sıfırdan başlamayı planlayan her kişi için oldukça faydalı bir kitap olduğunu ifade edebiliriz. Kitap 208 sayfadan meydana gelmektedir. Kitab Talibi ve Tedribat. Kitab-ı Talibi, kitap Türkçe'de de kitap, Arapça'da da kitap, değişen bir şey yok. Aynı şekilde ifade ediliyor, aynı kelimeyle ifade ediliyor. Talip ise öğrenci manasına geliyor. Tedribat ise alıştırmalar manasına gelmekte. Kitab-ı Talibi, öğrenci kitabı ve Tedribati ve alıştırmalar kitabı. Demek ki alıştırmalar ve öğrenci kitabı diyebiliriz. Ders ve öğrenci çalışma kitabı olarak yazılmış. El muhteviyat, içindekiler, içerik. El vahdetu, ünite demektir. Yanında bir yazmış. El vahdetu 2, ikinci ünite. El vahdetu 3, üçüncü ünite. Bu şekilde devam ediyor. Her bir ünite içerisinde Eddersul evvelu, birinci ders, Eddersul sani, ikinci ders, Eddersul salisu, üçüncü ders. Her ünite içerisinde 3 tane ders olduğunu görmekteyiz. El evvel, birinci, es sani, ikinci, es salis, üçüncü demek oluyor. Evvela birinci derse bakalım neymiş. El hurufu, harfler manasına geliyor. El vahdetu bir, ünite bir. El esvatu, sesler ve el hurufu, harfler. El dersul evvelu, el hurufu. El vahdetu bir, el dersul evvelu, birinci ders, el hurufu, harfler. Arapçada harfleri tanımaya dair yol alacağız. Bundan önce tabi bir soru, cevap olabilir. Bir, istemi' dinle ilel ibarati, yazıları. İfadeleri, ibarat ifadeler, yazılar manasına geliyor. Ve e'id ve tekrar et. Ha, o ifadeleri tekrar et. Sümme sonra ecri, canlandır. El hivara, o diyaloğu canlandır. Kimle beraber? Ma'a estika'ike. Ke sen demek. Estika arkadaşlar. Ma'a beraber. Kendi, yani kendi arkadaşlarınla beraber, senin arkadaşlarınla beraber, arkadaşlarınla beraber diyaloğu canlandır. Esselamu aleyküm, selam sizin üzerinize olsun. Bu bir duadır, bir istektir, istek kipi. Esselamu selam, selam kötülüklerden, sıkıntılardan, problemlerden beri olmak, salim olmak, yani sıkıntısız bir yaşam, güzel bir yaşam, güzellik, barış, esenlik aleyküm, sizinle beraber olsun, sizin üzerinize olsun. Ve aleyküm, ve sizin de üzerinize olsun ne? Esselamu selam, yani esenlik sizin de üzerinize olsun. Bu da ne yapıyor? Madem bana dua ettin, ben de aynı duadan sana ediyorum demiş oluyor. Sabahul hayri, hayırlı sabahlar. Sabahun nuri, bu da günaydın. İkisi de hayırlı sabahlar, günaydın manasına geliyor. Sabahul hayri diye de Araplar kullanabilir. Sabahun nur şeklinde de kullanabilir. Her ikisi de, yani sabahul hayri, hayırlı sabahlar demektir. Aynı zamanda günaydın manasına da gelir. Sabahun nur, bu da hayırlı sabahlar manasına da gelir. Günaydın manasına da gelir. Zaten ikisi de aynı şeydir. Merhaben, merhaba demiş. Ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen, hoş geldiniz demektir.
İstemi' dinle ilel hurufi harfleri ve a'id ve sen tekrar et ha o harfleri. Bunların tabi sesli bir şekilde sizde mevcuttur. Arap alfabesini dinlemenizi, öğrenmenizi istiyor kitap. Elif, B değil, Ba, Ta, Fa, Cim, Ha, Ha, Dal, Zal, Ra, Zay, Sin, Şin, Sad, Vad, B, Ba diyebiliriz. Da, Za, Ayn, Gayn, Fa, Kaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Vav, Ya. Bu harfler arkadaşlar ezberlenmeniz istenmekte. Harfleri nasıl ezberleyeceğiz? Mesela Elif'in dik bir çizgi, yukarı doğru bir çizgi, bir ağaç gibi durduğunu görüyoruz. Ba ve ta ve ta'nın aynı yazıldığını, sadece noktalarda farklılık olduğunu görüyoruz, öyle değil mi? Aslına bakarsak şu çizgi ile şuradaki çizgi ve buradaki çizgi hepsi aynı. Ne var? Ba dediğimizin altında tek nokta, ta dediğimizin üstünde iki nokta, fa dediğimizin üstünde üç nokta var. Noktalar değişiyor. Şu noktaları silersek aslında aynı yazıldıklarını görmekteyiz. Demek ki noktanın nerede olduğuna dikkat edeceğiz. Ona göre bu harf okunmakta. Bu üç harf birbirine çok benziyor. Ardından gelen üç harf da çok benziyor. Bakın, cim, ha, ha, bu üç harf çok benziyor. Cim dediğimizin ortasında nokta var. Ha dediğimizin üstünde var. Ha dediğimizin ise hiçbir yerinde nokta yoktur. Yani noktanın nerede olduğuna bağlı olarak bu harfin seslendirilmesi değişiyor. Dal, dal, ikisi çok benziyor. Hatta aynı yazılıyor, sadece dal noktalı, dal noktasız. Ra ile zay aynı yazılmış, sadece birinde nokta var, diğerinde yok. Sin, şin aynı, sadece şinde nokta var. Sad, vad aynı, sadece datta nokta var. Da ile za da aynı yazılmış, birinde nokta var, diğerinde yok. Ayn ile gayn da aynı, birinde nokta var, diğerinde yok. Fa ile kaf da benziyor, biri iki noktalı, biri tek noktalı. Kef ile lam da biraz benziyor, kefin ortasında bir şey varken lamın ortasında hiçbir şey yok. Geriye kalan mim herhangi bir harfe benzemez. Nun üstte tek nokta, herhangi bir harfe benzemez. Ha da benzemez, vav da benzemez. Ya ise aşağıda iki noktayla yazılmaktadır. Bunlara dikkat ederek bu sayfayı defalarca çalışmamız ve harfleri ezberlememiz gerekir. Arapçanın ilk adımı diyebiliriz. Elif cüzü, Elif ba kursu. Özellikle yazları bulunduğumuz mahalle, artık mahalle olur, köy olur, bulunduğumuz bölgede, camilerde de Kur'an kursları düzenlenmekte. Oraya da giderek yaz boyu ders alabiliriz. Zaten 3 saat kadar sürüyor kurs. İşte haftada 5 gün, 3'er saatten çok daha hızlı bir eğitim almanız mümkün olabilir. Bir üst sayfaya yeterince çalıştıktan sonra buraya gelmeniz ve artık hangi harfi karışık olarak tespit edebiliyor, hangisini edemiyorsunuz, kendinizi test etmeniz beklenir. 3. Burada 3 yazıyor arkadaşlar. İstemi' dinle ilel hurufi harfleri ve e'id tekrar et ha o harfleri. Vad, Ba, Zay, Dal, Cim, Ha, Şin, Fa, Za, Ya, Ta,
Ayn. Ha. Sad. Elif. Va. Lam. Sin. Gayn. Fe. Fa diyelim. Fa. Da. Kaf. Kaf. Vav. Nun. Mim. Ha. Ra. Burada alfabe karışık yazılmış. Yani A, B, C, D, E sırayla Türkçe alfabesinin yazıldığını düşünün. Buradaysa önce B yazmışlar, sonra D yazmışlar, sonra A gelmiş. Yani alfabe karışık olarak sırasıyla değil, o şekilde yazılmış. Urbud, dört teyze arkadaşlar. Urbud, irtibat kur, ilişki kur. Beynen nikati, beyne arasında demek. Nikat, noktalar demek. El atiyeti, aşağıda gelen, aşağıda yer alan demek. Yani aşağıda yer alan noktalar arasında bağlantı kur. Burada ne anlatılmış? Burada arkadaşlar harflerin nasıl yazılması gerektiği ifade ediliyor. Mesela dal harfi. Önce mavi bir dal yazmışlar. Yanında kırmızı bir ok ve kırmızı bir ok daha var. Üstteki kırmızı okun üstünde, yani şurada bir yazıyor yeşil. İki kırmızı ok arasında da 2 yazıyor. Bu da yeşil. Arapça rakamlarla 1-2 yazmışlar. Yani kalemin veya elin diyelim, çizginin yol alacağı kaç tane farklı yol alacak? Mesela 1, bu da 2. Yani bir aşağıya, bir de sağdan sola. Yukarıdan aşağıya, sağdan sola. 2 çizgiden oluşuyor dal harfi. 1, 2. Dalı böylece ifade edersin. Yani dalı sağdan gelir, yukarı git, ondan sonra çıkarak yapma. Ok nerede var arkadaşlar? Yukarıdan aşağıya gelmiş ok, sonra sola doğru gitmiş. Harfi nasıl yazacağını ifade ediliyor. Yani A harfini bir şöyle yapmak var. Bir de ben A harfini şöyle yaparım. Önce bir çizgi çizerim, sonra böyle yaparım demek var. Okulda nasıl öğretilmiştir? Okulda şöyle öğretilmemiştir muhtemelen. A bu şekilde de yapabilirsin ama bu böyle olmamalı. Nasıl olmalı? Şöyle olmalı. A harfi. İzleyeceğimiz bir yol var. Dalda da yani soldan gelip yukarı doğru çıkmak doğru bir izlenecek yol değil. Doğrusu yukarıdan aşağıya bir çizgi, sonra sağdan sola doğru bir çizgi daha. İki çizgi. Tabi bu iki çizgi şurada olduğu gibi keskin değil, görüyorsunuz. Gayet ne diyelim, estetik bir şekilde yapılmış. Tekrar edelim. Dal için ne yapıyoruz arkadaşlar? Yukarıdan aşağıya gelip sağdan sola doğru gidiyoruz. İki hareketten oluşuyor. Hemen altındaki nasıl yapmamız gerekir? Bir numara diyor. Sağdan geliyorsun. Yukarı çıkıyorsun. İki numara, aşağıya in, sola devam et. Yapalım. Böyle geleceğiz. Yukarı çıkacağız. Birinci işlem bitti. İkincisi aşağıya in, devam et. İşte bunu artık defalarca yazacağız. Öğretmenin dediği kadar. 5 defa mı diyor? 50 defa mı diyor? Yapa 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 yapa. Gitgide daha düzgün bir şekilde yapacağız arkadaşlar. 1, 2 bu şekilde çalışacağız. Ben tabi mouse'da yazıyorum. Mouse'da yazıldığı için istenen oranda düzgün yazılamıyor. Kalemle çok daha düzgün yazılabilir. Bir alttakine inelim. H harfi var. Birinci adım görüyorsunuz. Oku takip edelim. Birinci adım soldan sağa doğru. İkinci adım sağdan sola doğru aşağı inerek. Bir daha. Bu şekilde yapmamız gerekiyor. Bu şekilde artık arkadaşlar 10 defa 20 defa yaza yaza gitgide daha düzgün yazacağız. Ardından yine dal harfi gelmiş. Dal harfini farklı bir yazım ile, yani sağ taraftaki bir harfi bitişik olarak yazmamızı istemişler. Adım 1, sağdan sola ve yukarı doğru geliyoruz. Yukarı çıkıyor. Ardından ne yapıyoruz? Aşağı inip devam ediyor. Bu nedir? Bu da dal harfi. Yukarıdaki de dalda ne fark var? Şimdi attığımız dal bir harfle bitişik. Yani sağ tarafında başka bir harf var. O şekilde yazılıyor.
Gitgide ilerleyen derslerde öğretmeniniz daha iyi anlatacaktır sizlere. Dal bu şekilde. Geliyor, yukarı çıkıyor. Sonra aşağı inip hafif yukarı çıkarak kalıyor. İki adım. Ardından Ra harfi geldi. Ra harfinin sağdaki harfi bitişik olarak yazmamız istenmiş. Artık buradan devam edelim. Önce düz geliyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Adım 1 bitti. Adım 2 aşağıya in. Biraz aşağı doğru in. Sonra hafif ileri doğru git ve bırak. Tekrar yapalım. Sağdan sola gelip yukarı çıkıyoruz. Adım 1 bitti. İkinci adım tekrar aşağıya in. Ve aşağı doğru hafif ileri doğru gidip bırakıyoruz. Ra harfi nasıl yazılır? Böyle yazılır. Bitişik hali. Devamında sin harfi geldi. Sin harfi. Sini kaç tane ne diyelim yuvarlağı var yani. 1 ve 2. Ardından düz çizgi. 3 hareketten oluştuğunu görmekteyiz. Yapalım. 1 2 3 Yani şu yuvarlak sayısını görüyorsunuz. Kaç tane var arkadaşlar? 1 2 Buna dikkat edin. 1 2 Yani şöyle 3 değil. Şu an ne var? 1 2 3 oldu. Böyle değil. 2 olacak. 1 2 Böyle çizelim. Tekrar yapalım. Adım 1 Adım 2 Üçüncü adım. Sin harfi böyle. Sırada ayn harfi var. Ayn harfi de yukarıdan başlanıp aşağıya sonra geri doğru. Bir bitti. İki. Bir, iki. Bir, iki. Sıra vav harfine geldi. Vav'a da nasıl başlamışlar? Şu şekilde. 1 2 1 2 1 2 hareket sayısı. 2 hareketten meydana geliyor. Yani vav'ı şöyle yapamazsın. Böyle yaparsan yanlış bir yol izlenmiş olur arkadaşlar. Görüyorsunuz burada ayn harfi yapmışlar. Hemen yandan noktalı olarak yapmışlar. Noktanın üzerine kalemle gitmenizi istiyorlar. Harfler hep öyle yapılmış. Evet, nokta üzerinde yani yaklaşık 7-8 tane var herhalde. Bu şekilde yapmanız gerekiyor. Ardından noktasız olarak yani boş bir kağıda da bunu çalışmanız gerekir. Sırada lam harfini görmekteyim. Lam harfi yine bitişik sağdaki bir harfle birlikte düşünülerek yazılmış. İki hareketten meydana geliyor. Görüyorsunuz iki ok var. Bir yukarı çıktım bitti. İki aşağı ineceğim yukarıdan iniyorum. Ve artık böyle yapıyorum. Yani aşağı in. Böyle. Adım bir. Adım iki. Adım bir. Adım iki. Adım bir. Adım iki. Demek ki lamı da şöyle yapmayacağız yani. Bu şekilde değil lam. Lam yukarıdan aşağıya geliyor, böyle gidiyor. Ama sağdaki harfle bitişik olduğu için evvela sağdan geliyoruz, yukarı çıkıyoruz. Sonra aşağıya in ve yukarı hafiften dön. Böyle bırak. Lam o şekildeymiş. Hemen altında farklı bir çalışma var. Bu bir harf değil, böyle bir harf yok da çalışma yani. Sağdan geliyorum, yukarı çıkıyorum. Sonra aşağı iniyorum tekrar ve sola gidiyorum. Yani ters bir T gibi. T şu ise bunu ters yapmışlar. Şurada hafif bir yamukluk var yani dümdüz değil. Neredeyse ters T gibi. Geliyoruz yukarı çıkıyoruz. Aşağı inip devam ediyoruz. Sağdan gel yukarı çık. Yukarıdan aşağı in sola git. Böyle bir çalışma. Bu nedir? Kef olabilir mi? Olabilir. İçerisine bir hemze korlarsa şöyle yaparlarsa kef olabilir. Sıra sin harfinde.
Harfler burada defalarca karşımıza çıkabilir. Kimisi harf, kimisi harfe yardımcı olan çizgi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sinde 4 tane çalışma görmekteyiz. 1, 2, 3, 4. 4 tane çalışma oldu. 1 düz çizgi, yani sağdaki harften geldik. Yukarı çıktık, aşağı indik, bir daha çıktık, bir daha indik. Çıktık, indik, çıktık, indik. Sonra yuvarlak yaptık. Tekrar yapalım. Sağdan geldik, yukarı çıktık, aşağı indik, bir daha çıktık, bir daha çıktık ve yuvarlağımızı yaptık. Yani sağdan gelirken bir çık, bir in, bir çık, bir in, bir daha çık. Toplam 3 defa çıkıldığını, 3 tepeden meydana geldiğini görmekteyiz. 3 tepeden meydana geliyor sin harfi. Düz geldik. Bir tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe. Üçüncü tepeden sonra ne yapıyoruz? Direkt bir yuvarlak kuruyoruz. Bu şekilde sin harfi elde ediliyor. Sıra sat harfine geldi. Sat harfini görüyorsunuz. En üstte 2 ile 3 yazmış. 1 yazmamış. 1 için hemen aşağıya bakman gerekir. 1 diyor dümdüz çıkacak. 2 de soldan sağa gidiş var. 3 ise sadece yuvarlak yapmaktır. O çizgileri iyi okumak lazım. Sat için önce düz bir çizgi çizdik. Düz çizgi tabi son yukarı doğru bir tepeyle beraber. İkinci hareket için hafif geri gelip arkadaşlar yukarı çıkıp aşağı iniyoruz şu şekilde yani. Hareket bu. Adım 1, adım 2. Tekrar yapalım. Adım 1, adım 2. 3 ise şu. 3 oldu. Tekrar yapalım. Düz gel, hafif yukarı çık. Geri gel. Böyle yap. 3. adım için satın sadece kafa kısmını yapıyoruz. Bitti. Bayağı bir benzedi yani. Tekrar yapalım. Düz gel, hafif yukarı çık. Geri gel, yukarı çık. Aşağı bir kuyruk bırak. 3 için satın başına bir kafa çiz. Bitti. Sat harfi bu şekilde elde ediliyor. Sıra vav harfimize geldi. Vav için 3 adım görmekteyiz. Vav harfi nasıl yapılır? Adım 1. Sağdan sola doğru gidiyorsun. Adım 2. Vav'ın yuvarlak kısmı. Adım 3 ileri doğru. Vav'ı zaten yapmıştık. Daha önce yapıldı. Sıra H'ye geldi. H harfimiz. Sağdan sola gel. Adım 1. Sağdan sola gel ve yukarı çık. Adım 2. Bir yuvarlak çiz. Tekrar yapalım. Adım 1. Sağdan sola ve yukarı. Adım 2. Bir tane oraya yuvarlak çiz. Böylece H harfi elde edilmiş olur. Daha aşağıda yine H var. Bu farklı bir H oldu ama, değil mi? İkisi de H diye okunuyor da yazılışlarında farklılıklar vardır. Bu şu an yaptığımız H kelimenin sonuna bitişiyordu. Şimdi yapacağımız H ise kelimenin ortasında yer alan bir H. Görüyorsunuz 1, 2, 3 ve 4 tane, yani 4 adımdan meydana geliyor. H yapalım. Kelime ortasında yapılan H. Adım 1. Adım 2 yukarı çıkıyor. Aynı yere geliyor. Adım 3 yine aynı yere geliyor. Adım 4 devamı. Açıkçası düz bir çizgi ve ortasında şöyle bir şey varmış gibi yani. H'ye bakarsak aşağı yukarı öyle düz bir çizgi, ortada bir yuvarlak. Ama bu şekilde yapılmıyor. Sizden beklenen yazım şu şekilde. Tekrar yapalım. Bayağı bir yuvarlak yaptım da siz buradaki çizginin, eğikliğin biraz daha estetik durduğunu görüyorsunuz. Düz bir çizgi. Yukarı çık, aşağıya in. Aşağıdan devam et bu şekilde. H de bu şekilde yazılıyor. Aşağı iniyoruz. 5 numara, 5 tane varmış bakalım.
Unzur, nezara yenzurudan unzur, bak ile surati resme. Vezkur ve zikret söyle, esma el hurufi. Harflerin isimlerini söyle, elleti o harfler ki. Tera sen görüyorsun, ha o harfleri fi surati resimde. Resimde gördüğün harflerin isimlerini söyle diyor. Üskür söyle. Bir resim var, bakıyoruz hangi harfler var. Mesela şurada ba var. Hemen altında bir adet dal harfi var. Hemen yanında elif varmış. Ayn var. Ra var. Zay var. Vav. Kef ve lam. Benzer harf değil mi? Kef ile lam yan yana yazılmış. Ne kadar benzediğini görün. Kef'in ortasında bir çizgi varken lamın ortasında yok. Yani benziyor. Burada da ra ile z yan yana yazılmış. Bunlar da benzer harf. Za'nın başında bir nokta varken ra'nın da başında var gibi düşünmeyin. Bu şapka. Bu burada gördüğümüz şey ra'ya bağlı değil yani. Bu bir ra'dır. Noktasız. Ayn ve de vav harfleri. İstemi'i dinle ilel hadisi şerifi. Hadisi şerifi dinle ve a'id ve tekrar et. Hu onu. Hadisi şerifi dinle. Hadisi şerif nedir? Peygamber Efendimizin sözleridir. El mü'minu mü'min nedir, kimdir? Ehul mü'mini, mü'minin kardeşidir. El mü'minu mü'min kimdir, nedir? Ehul mü'mini, mü'minin kardeşidir. Mü'min diğer bir mü'minin kardeşidir. Müslim demiş. Müslim kitabın adı yani. Bu hadisi şerif hangi kitapta yer alıyor? Kaynağı nedir? Müslim adlı kitapta. Sahih-i Müslim aslında. Müslim yazarın adı da diyebiliriz. Zikir bölümünde 2-6-9-9 numaralı hadistir diyor. 7. İkra oku. El-hurufe harfleri oku. Öyle harfler ki el-atiyete aşağıda gelen harfleri oku. Sümme sonra urbutu irtibat kur beynen nikati noktalar arasında. Burada ha yazıyor. Ha nokta var üstte bir tane ve çizgiyi görüyoruz değil mi? Ha bunu yazmıştık. Yanında dik bir elif var, o yüzden ha uzatıyor. Hemen yanında sad harfi var. Aşağı indiğimizde elifi görmekteyiz. Elif nasıl yazılır? Yukarıdan aşağıya doğru tek çizgi diyor. Hemen yapalım. Yukarıdan aşağıya. Böyle böyle yazmanızı istiyorlar. Hemen aşağıda yine aynısı var. Çiz çiz dur. Daha aşağıda iki tane ok olduğunu görüyoruz. Yani elifi sağdaki bir harfle bitiştirmişler. Önce sağdan sola, sonra yukarı. Sağdan sola, sonra yukarı. Sağdan sola, sonra yukarı şeklinde iki hareketle yazmanız istenmiş. Yine aynısı var aşağıda. Sağdan sola gel, yukarı çık. Evet, yaptık. Bu şekilde buraları doldurmanız isteniyor. Burada da ba, ta ve ta harfleri var. Bunları tekrar 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 yazın diyorlar. Yazmaya çalışalım arkadaşlar. Diyor ki ba harfini yapalım. Ba harfi tek harf, tek hareketle sağdan sola doğru. Bir nokta. Hemen yanında T var. Yine aynısını yapacaksın. S var yine aynısını. Yani şu şekilde yazılan harf arkadaşlar. Bu B midir, T midir, S midir? Koyacağın noktaya bağlı. Altına bir nokta koyarsan B olur. İki nokta koyarsan Y olur. Bunları geç. Diyelim silgimizi aldık, sildik. Farklı bir şey yapalım. Üste bir nokta koyarsan ne oluyor? An itibariyle tek noktaya ne oldu? Nun harfi olabilir. İki nokta olursa T olur şurada olduğu gibi. Üç nokta olursa şurada olduğu gibi ne olur? Peltekse. S olur yani. Sa harfi olur. Evet, yazılış bu şekilde. Hemen altta yine B'nin yazıldığını görmekteyiz. Bu sefer kısa kısa yazmışlar. Al sana yazdım diyor. T de aynı şekilde. S de aynı şekilde. Yukarıdan aşağıya in, hafif sola dön. Yukarıdan aşağı in, hafif sola. Yukarıdan aşağı, hafif sola.
Hoca noktaya bağlı. Altta tek nokta B olur. Üstte iki nokta T olur. Üstte üç tane koyarsan P tek S olur. F yani. Daha sonra bir farklı yazılış daha geldi. Koyacağımız noktaya bağlı. Aşağı tek nokta B, üstte iki nokta T, üç nokta F olur. Şu an bu üçüncü yazılış. Şurası nedir arkadaşlar? Harfin ortadaki yazılışı. Buradaki yazılışı ise nedir? Harfin başta yazılışı, sol tarafta başka bir harfle bitişmiş şekilde yazılmış. En üstte ise kimseyle bitişmemiş, başlı başına yazılmış. Buradaki yazılışta ise harf sadece sağ taraftaki harfe bitişmiş. Daha aşağıda ise aynı harfin tekrarı, tekrarlı olarak harfler yazılmış. Şimdi harfin bitişmesi derken neyi kastettiğimizi örneklendirerek gösterelim. İlk yazılış, ilk satır yani herhangi bir yerle bitişmemiş harfi sadece yazıyorsun. A, B, C gibi. İkinci yazılışta harfler sol taraftaki harfiyle bitişik olarak yazılmış. Nasıl olabilir yani? Ne kastediyoruz? Şöyle bir çizgi yapılmış. Bu yerine göre B de olur, T de olur, S de olur değil. Bunu nasıl okuyacağımız noktasına bağlı. Alta nokta koyarsan B olur. Üste iki nokta koyarsan T olur. Üste üç nokta koyarsan S olur. Peltek F yani F diye okunur. Biz mesela B ilk harfiyle yazalım. Yukarıdan aşağı indik. Hafif sola gittik. Alta bir nokta koyduk. Şunu yani. Şunu bizzat yazdım. Bunu ne dedik? Biz sol taraftaki harfte bitişiktir dedik. Nasıl olur? Sol tarafına örnek bir elif konulabilir. Bitişti. Veya başka bir harfte olabilirdi. İşte ba, değil mi? Ba tek nokta var. Hemen ardından ra gelebilirdi. Ra. Harekeleri konulur daha sonradan. T de öyle olabilir. Yani nasıl yapacağız? T için iki nokta, yanına elif. Üç nokta oldu, fa oldu. Peltek S. Fa. Demek ki sol tarafına harf örnek elif koyarak bitişmiş olarak. Şöyle bak, elif oldu. Elif oldu, elif oldu. Elifle bitişik yazılabilir. Üçüncü satırdaki harfler ise ne dedik arkadaşlar? Sağdakiyle de soldakiyle de bitişmiş dedik. Şu harfi bir yapalım. Nasıl yapılmış? Gelmişler, hafif yukarı çıkıp hafif aşağı inip devam edilmiş. B olduğunu varsayalım, altta tek nokta. Şimdi bu harfi sağ ve soluyla bitişik olarak yazmaya çalışalım. Nasıl yazabiliriz? Besmele hiç gördünüz mü? Besmele nasıl yazılmış? Bismillahirrahmanirrahim. Orada mesela ba sol tarafıyla bitişik yazılmıştır. Öte yandan bu harfleri sağlı ve sol olarak nasıl bitiştiğini yazmaya çalışıyoruz ama bu zaten aşağıda geliyor yani. Şu an için kendimizi yormaya da gerek yok. Bu harflerin yazılışını anladıysak, ilk yazılış harfin sade yazılışı, ikinci satır solla bitişik yazılırsa o harf hangi şekli alır? Bakın üstteki B ile alttaki B'nin yazılışında biraz fark var. Üstteki ba ile alttaki ba. Ne fark var arkadaşlar? Farkı bulun. Fark ne? Yani çizgi yukarıdan aşağı gelip sola doğru devam ederken yarıda kesilmiş. Şu B'yi ortadan kesmişler şöyle. Ortadan kesmişler şunu. Yazmışlar. Daha aşağıdaki yazılışı görüyorsunuz. Ve daha aşağıdaki ve daha aşağıdaki. Yazılışta demek ki az çok bir farklılık var yani. Şimdi diyor ki istemeyen 8 numara. Harflerin arkadaşlar sağlı sollu bitişini örneklendirmekten vazgeçtim. Çünkü aşağıda zaten kitapta var. Yani sebebi bu. 8. İstemeyen dinle. İlel esvati. Sesleri dinle. Sümme sonra levvin. Renklendir. Renk koy. El hurufe sahihate. Doğru harflere renk koy. Kema fil misali, örnekte olduğu gibi. Ba, ba, B harfini, ba harfini elifle bitişerek yazdırmışlar. Görüyorsunuz ba'nın hemen sol tarafında elif var.
Yani bu aslında nedir? Bir elif, bir de ba'dan meydana gelmiştir. Ba, ba. Biz de zaten benzer şeyleri yazdık esasen. Tekrar yazabiliriz. Bir adet ba, yarım yazılmış ba ve dik bir elif. Oldu ba. Demek ki neden meydana geliyor bu? Bir tane ba harfi, bir tane de elif harfinden meydana gelmiştir. Peki şimdi diyor ki elifi, ba'yı ve te'yi üç harfi kullanarak yaz bakalım. Nasıl yazarsın? Ta-be. 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 Ta-be'de ne var? Evvela bir tane T var. Ardından bir tane elif var. Daha sonra ba var. Üç harf. E, B, elif var. Ba var. Ta var. Fa var. Üç tane harf var burada. Tabi renklenir diyor. Dinle diyor. Dinleyin bakalım hangi renk sizden istenmiş. Burada ba var ve fa var. Elif, ba, fa. Elif, ba, fa. Ve de ba, fa var. Ardından fa, ba ve ta. Üç harf yazılmış. Bu da eşittir demiş. Elif, ba, ta, fa. Yine elif var. Ba var. Elif, ba, fa, ba, be. Ba, be diye okunur bu. Ba, elif ve ba. Elif, ba, ta. Ben şu anda harfler okudum sadece. Siz dinleyin bakalım hangi harfi, hangi renki vermeniz istenmiş ise ona göre boyarsınız. 9. Uktubu, yaz. El hurufe, harfleri. Vel kelimati, ve de kelimeleri yaz. Kema fil misali, örnekte olduğu gibi. Mesela diyor ki arkadaşlar, burada püf nokta soldan sağa doğru. Soldan sağa doğru açılım söz konusu. Burada mesela ta yazıyor değil mi? Bir tane ta var, bir tane de elif var. İşte ta, bu harf diyor eşittir elif ve te içermektedir. Ta eşittir elif ve ta harfi içerir. Peki diyor, bu gördüğün şu harfler, bu kelimeler, burada hangi harfler var? Buradaki harfleri tek tek yazmanı istesek eşittir. Evvela elif var. Elif'i yazıyor. Ardından peltekse var. Peltekse'yi yazıyor. Ardından bir elif daha var. Onu da yazıyor. Yani elif, peltekse ve bir elif daha, şu üç harfin birleşimiyle, şu üç harfi birleştirerek şöyle bir kelime elde edilmiştir. Ardından yine ta var, görüyorsunuz. Ta nedir diyor. Elif'e ta'dan meydana gelir. Bir tane ta harfi, bir tane de elif harfi eşittir. Şu harfleri birleştirerek bunu elde ettik diyor. Peki burada yani bir kelime yok. Neyde neyi toplayacağız, o da yok. Burada hiçbir şey yok. Dolayısıyla böyle bir sorunun sorulmuş olması pek mantıklı gelmedi bana. Biz de buraya ne yaparız? E-ta yapabiliriz mesela. E-ta. Örneklendirelim. Ne demek istediğim anlaşılsın. Şuraya arkadaşlar. Örneğin şöyle bir şey yazabiliriz. Bir tane elif. Ardından bir T. Ardından bir elif daha. Biraz daha düzgün yazmaya çalışayım. Şöyle bir şey, yani bunu sildik diyelim. Böyle bir şey. Eşittir. Ne içeriyor bu? Bir tane elif. Artı. Bir tane T içeriyor. Artı bir tane daha elif içeriyor. Evet. Bunu aynen bu şekilde şuraya yazabilirsiniz. Bunu tamamen kendimiz örnekledik. Biraz daha aşağı inelim. Buradan anlatılmış. Diyor ki ba-ta kelimeleri. Burada hangi harfler vardır? Bir tane, bir defa evvela elif var diyor. Evet. Şurada elif var çünkü. Ardından T var. Doğru. Elif ve T burada. Bir tane daha elif var diyor. Evet. O da burada. Bir tane daha ba var. O da burada. Doğru mu? Doğru. Bunu bir şekilde sizin yazmanızı istiyor. Aynısını. Burayı olduğu gibi aşağı yazmanız da istenmiş olabilir. Ardından ba, fa. Bu gördüğümüz kelime hangi harflerden meydana gelir? Soldan incelemeye başlarsan evvel elif var. Elif'i yazmış. Peltekse, yani fa var. Onu yazmış. Ardından bir elif daha var. Onu da yazmış. Ve son olarak bir tane ba harfi var. Onu da buraya yazmışlar.
Bu cümleyi de yani bu satırı da olduğu gibi aşağıya yazabilirsiniz. Bir soru görmedim çünkü. Evet, soru 9'a tekrar baktık. Ne diyor? Örnekte olduğu gibi harfleri ve kelimeleri yaz demiş yani. Örneğin şöyle bir şey yazdım. Aynısını yazdım. Burada böyle bir şey yazıyorsa siz de aynısını. Yukarıda ne varsa noktalı yerlere yazmanız istenmiş. Yazma çalışması bu. Yazma çalışması artı kelimedeki harfleri görebilmek. Çünkü bileşik yazılmışlar. 10 numaralı soru. Urbut, irtibat kur, ilişkilendir. Beynel hurufi, harfler arasında ilişki kur. Kema fil misali, örnekte olduğu gibi. Şimdi bu kelime hangi harflerden meydana gelir? Soldan sağa doğru incelersen evvela ne var? Elif var. Yazmışlar. Ardından ba var. Yazmışlar. Fe var. Onu da buraya yazmışlar. Hemen sol tarafına bakalım. Diyor ki bir tane ta, bir tane elif, bir tane de ba var. Bunları birleştir buraya yaz bakalım. Nasıl yazarsın? Hemen yazalım. Açalım paint'imizi. Şimdi sayın arkadaşlar görüyorsunuz ki inceleme soldan sağa yapılıyor. Yani ilk harf demek ki ne olacak? Ba olacak. Yani sağdan sol yazabilirsin direkt. Şöyle de olabilir. Tabe. Burada ne yazıyormuş? Tabe. Aynen yazıldı. Ben hareket de koydum tabi. Hareket konmuyor normalde. Onu iptal edelim. Daha hareket gözükmedi, işlenmedi. Önce T'yi yaz. Yazdım. Elif var, bileşik yazılacağı için T'yi yarıda kestim. Yani T'yi burada kestim, Elif'i ekledim. T'nin notlarını da koyalım. Ardından B'yi de ekle. Tamam. Yani şu gördüğümüz yerde ne yazıyormuş? Böyle bir kelime var. Ta B diye okunur. Görüyoruz ki ilk harf ba'dır. O yüzden ba yazmışlar. İkinci harf eliftir. Bu yüzden elifi getirmişler. Ardından ta var. O yüzden ta'yı yazmışlar. Buraya bakalım. Bir yazan yere. Elif, ba, elif. Nasıl yazarsın? Bir elif yaparsın. Bir ba yaparsın. Bir daha elif yaparsın. Bitti. Ba'yı neden yarıda kestim? Ta'yı neden yarıda kestim? Çünkü hemen yanlarında Elif var. Elif kendisine bileşeceği için Ta'yı şöyle gelip yazamadım. Ba'yı şöyle gelip uzun uzun yazamadım. Yarıda kesmek zorunda kaldım onları. Fark ettiniz. Hemen sol tarafına 4 yazan yere bakıyorum. Peltek F var. Hani F harfi. Yazdım. Ardından B var. Onu da yazdım. Bir tane daha bağ varmış. Onu da yazdım. Demek ki burada böyle bir şey yazıyor. Burada yazan kelime nedir? Tam olarak şudur. 2'ye bakalım. Bir tane bağ yapacaksın. Bir tane elif. Buraya yazılacak şey nedir? Şudur. Tamam. 5 yazıyor burada rakamlı arkadaşlar. 5'e bakalım. 5'te ne varmış? Bir tane T, ta, ta, ba. Ta yazdık. Bir tane ta yazdık. Bir tane de ba yazıyoruz. Bitti. Burada 1 yazıyor. Şurada 2 yazıyor. 3, 4, 5. Bunlar Arapça rakamlar. 11 numaralı alıştırmadayız, sorudayız. İkra, oku. El hurufe, harfleri. El atiyete, aşağıda gelen harfleri oku. Thümme, sonra urbut, irtibat kur. Beynen nikati, noktalar arasında, noktaları birleştir yani. Evvela burada harfleri gör, tanı, çalış. Ardından noktalar var zaten. Noktanın üzerinden kalemlerle geç yani. Pekala, cim harfi nasıl yazılır? Cim harfinin çeşitli yazılışlarını burada görmekteyiz. Cim, cim. Nasıl yazılır? İki hareketle meydana geliyor. Soldan sağa doğru geldik ve sağdan sola doğru artık belli bir eğim sağlayarak gidiyoruz. Ortasından nokta koyuyoruz. Buna cim diyoruz.
Aynı harfi yapacağız. Sadece noktasız olarak ona da H adını vereceğiz. Aynısından bir tane daha yaparsak ve üstten nokta koyarsak H olur. Demek ki nokta çok önemli. Yani 3 tane benzer harf yapmaya çalıştım. Yazılışı aynı. Noktayı nereye koyduğumuza bağlı olarak adlandırabiliriz. Eğer bunun ortasında nokta olursa ona cim. Noktasız olursa H. Üstten nokta olursa H adını veriyoruz. Ve bu harflerin nedir bu yazılışlar? Bitişik olmaksızın yazılışları böyle. Eğer bu harfleri başka bir harfte bitiştireceksek farklılıklar olabilir. Ne gibi farklılık olur? Ortadan kesersin yani. Kesersin, yukarısı kalır. İşte hemen alt satırda bu üç harfin bitişik yazılış hali. Nereyle bitişik? Sol taraf ile bitişik yazılırlarsa nasıl yazılır bu anlatılmış. Yine bir cim yapıyoruz. Ama sol taraftan devam ediyor böyle. Devam edebilir yani. Neden? Bir harf var burada. Örneğin B var. B elementin T var. Bitişeceği için uzamış burası. Ben nokta koymayayım buraya. Şimdi bu gördüğümüz harf hangi harftir? Cim mi? Ha mı? Ha mı? Şu an ha. Alta nokta koyarsam cim. Alttakini sil. Üste koyarsam ha olur. Üstünü de yazmış olursun böylece. Hemen aşağıya bakalım. Hemen aşağıda sağ tarafa da çizgi gittiğini görmekteyiz. Neden? Çünkü sağ taraftaki harfle de bitişecek. Bu yüzden. Sağda çizgi var, sola da var görüyorsunuz. Çünkü sağdaki harfle de bitişecek, soldakiyle de bitişecek. Bu yüzden böyle yazılmıştır. Daha alt satırda, üçüncü satırda ise sadece sağ tarafa bitişmiş yazılışlarını görmektesiniz. Üçünün de yazılışı aynı zaten. Nokta fark ediyor. Ve en altta ise bu harflerin kendisiyle bitişmiş halinin yazıldığını görmektesiniz. Cim, ha, ha. Üçünü birbirine bitiştirmiş yazmışlar. 12. İstemi'i dinle ile lasvatil atiyeti. Aşağıda gelen sesleri dinle. Sümme sonra levvin. Renk ver. Renklendir. El hurufe es sahihate. Doğru harflere renkleri ver. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. İşte burada var. Cim var. Ha var. Elif var. Cim var. Ha var. Elif var. Yani şurada arkadaşlar birbirine eşit farklı farklı bakılabilir. Diyebiliriz ki ha var, fa var, elif var, bir tane daha fa var. Bunları bunu renklendir. Ha nerede? Şurada. Bir de fa varmış. O da burada. İki tane fa var ama diğer fa nerede? Bir tanesi yazılmış. A, elif de var. Elif'i de bul. Bu. Bunları renklendir. Ha, ba, fa. Bunları bunu renklendir. Ha nerede? Şurada. Ba burada, Sa da burada. Bunlara renk ver diyor. 13. Uktub el hurufe harfleri yaz ve el kelimati ve kelimeleri de yaz. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. Yukarıdaki benzer şey tekrar gelmiş. İşte Sa var, Elif var, Ba var, Ta var. Bunlar hangi harflerden oluşur? Söylediklerimden oluşuyor zaten. Bunları harf harf tek tek şuraya yaz demiş. Arna, Sa, Elif, Ba, Ta var. Bunları tek tek yaz. Yazarken soldan başlayacağız. Önce T'yi, sonra Ba'yı, sonra Elif'i, sonra Sa'yı yazmışlar. Görüyorsunuz. Burada ne yazıyoruz arkadaşlar? Aynısını aşağı yazınız. 2'de yapılacak şey aynısını yazmak. Tabii 1'de de, 3'te de hepsi aynı. Yani Ha var, Ba var, Elif var. Bunları görebilmenizi istiyorlar. Aynısını aşağı yaz. Elif var, ha var, ta var, cim, ba. Bunları tek tek böyle sağ tarafa doğru yaz demiş. Yazılı ya zaten. Aynısını aşağıya yaz. 14. Rubut irtibatlandır. Beynel hurufi. Harfler arasında irtibat kur. Bir ilişkilendir bakalım. Kema fil misal örnekte olduğu gibi. Yani harfler arasında ilişki kur ne demek? Ben anlayamadım. Kema fil misali örnekte olduğu gibi bir örnek verdim. Oradan yola çık diyor. İşte ha var, ba var, elif var, ha var, ba var. Hangi harflerden oluşuyorsa şu kırmızı kelime onu tek tek şuraya yaz demiş ve kendisi yazmış. Bu verdiği örnek. Peki bire bak. Bir de ne varsa onu şimdi kendin yaz diyor. Ne var burada? Önce cimi yazacaksın. Sonra ba'yı, sonra ha'yı.
Buradaki püf nokta görmeden öte harfleri bitiştirerek yazabilme becerisi kazandırmak olmalı. Yani niye böyle yapıyor diye düşündüğümüzde çıkacak cevap budur. Bir tane ha yaptık, ardından ba yaptık, ardından cim yazıyoruz değil mi? Ha, ba, cim. Ha, bu bir numara aynen böyle yazılmalı. İkiye bakalım. İki de ne varmış? İki de bir tane ha var. Ardından ba var. Elif var. Bir tane daha ba var. Ha, ba, elif ve ba. İkiyi de böyle yazarsınız. 3 aşağıdaymış. 3'e inelim. 3'e indik. 3'te evvela H harfi. Ardından cim harfi. Biraz kötü birleştirdim arkadaşlar. Siz daha iyi birleştirmeye çalışın. Şöyle yapalım. Böyle daha iyi oldu. Bir tanesi H, ikincisi cim. Devam ediyor. Daha sonra H geliyor. Devamında bir tane de cim geliyormuş. İşte aşağı yukarı böyle yani. H, cim, H, cim. Evet. Nasıl yazıldı yukarıda var esasen. Oradan da bakılabilir. 3 aşağı yukarı böyle. Biraz kötü yazılım olsa da doğru yani. Peki 4'e bakalım. 4 nasıl yazılacak? Evvela bir elif. Ardından ha ve devamında t varmış. 5'e bakalım. 5'te bayağı bir şeyler var gibi gözüküyordu. Bir adet T devamında H. Çok kötü oldu, tekrar yazalım. T var. H varmış. Elif varmış. Ba ve peltek S'imiz var. Bu şekilde yazılıyor. 5. Sıra 6'ya geldi. H artı Elif cim artı ba. Bu harfler birleşik nasıl yazılır yani? Onu çözmeniz, çalışmanız isteniyor. Hatırlamayanlar yukarıdan bakabilir. Bir tane T var. Bir tane cim var. Devamında da ba varmış. Evet. Oldukça kötü oldu. Aslında cim ile ba şöyle birleşmeliydi. T'yi de yukarıdan beri verebilirsin yani. Evet. T, C, B. 7'yi de böylece tamamladık. 15 numaralı alıştırma. İkra oku. El hurufe el atiyeti. Aşağıda gelen harfleri oku. Sümme sonra urbut beynen nikati. Sonra noktalar arasında irtibat kur. Yani noktaların üstünden kalemle geç diyor. Önce oku. Ne var? Dal. Hemen yanında. Dal. Önce dal, sonra dal, 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 dal. Noktalı yerlerin üzerine kalemle geçin diyor. Dal, 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 dal. Ne fark var? Noktanın farkı var. Biri noktalı, biri noktasız. 16. İstemiyen dinle. İlel asvatil atiyeti. Aşağıda gelen sesleri dinle. Sümme sonra levvin. Renklendir. El hurufe es sahihate, doğru harfleri seslendir. Kemafil misali, örnekte olduğu gibi. Şimdi bakıyoruz. Dal var, elif var, ba var. 3 harfi diyor. Soldan bu. Onları renklendir, boya. Dal var, ba var, elif var. Evet, mesela T'yi ta'ya renk vermemiş. Neden? Burada geçen bir harf değil çünkü. Ve var, ba var, ha var. Bunları bul, renklendir. İşte şurada mesela da ba burada, ha da burada. Ha ta dal. Ha ta dal. Bunları renklendiriyoruz. 17 numaralı alıştırma. Uktup yaz el hurufe, harfleri vel kelimati, ve kelimeleri de yaz. Kema fil misali, örnekte olduğu gibi.
Örneğin diyor işte ha var, ba var, peltek de yani da var ve elif var. Bunları birleştirerek yazarsan ha, ba, da, elif birleştirirsen şöyle yazılır. Benzerini tekrar yazmışlar. Peki bire bakalım biz. Bir. Da var. Peltek da. Ama yine sayfamıza geçelim biz. Yazmış zaten gerçi görüyorsunuz. Bunları birleştirirse nasıl yazılır? Şöyle yazılır. Yazmış. Aşağıya aynısını yaz. 2 numara burada. 2'yi de zaten yazmış. Aynısını aşağıya yaz. 3'ü de yazmış. 3'ü de aynen aşağıya yaz. Yazılacak bir şey yok. Zaten yazmışlar. Ama hemen ardından yazılacak bir şeyler varmış. 18 yazıyor burada. Şu 8. Bu 1. Urbut. Alakalandır, ilişkilendir. Beynel hurufi, harfler arasında ilişki kur. Kema fil misali, örnekte olduğu gibi. Dal var, ha var, elif var. Ne olur? Şöyle yazılır. Peki dal var, ba var, elif var, cim var. Bu nasıl yazılır diye soruyor yani. Madem sormuşlar, cevaplamaya çalışalım arkadaşlar. Bir tane dal çizersin. Bir tane ba çizersin. Ama ba'nın ardına elif geldiğini gördüğüm için ba'yı bu şekilde yapmam. Ne yaparım? Dalı çizdik. Ba gelirken yarıda kesersin. Elif için yukarı çıkarsın. Ardından cim yazılır. Tamam. Bu bir şekilde yazılır. Buraya onu yazın yani aynısını. 2'ye bakın. Bir adet elif. Bir tane cim ve devamında dal varmış. Bunu da yazdık. 3 için aşağı inmeliymişiz. 3, 4, 5 devam ediyor. Böyle olursa hepsini görürüz herhalde. 3'e bakalım. 3 için bir tane ba yazacağız. Devamında dal varmış. Daldan sonra elif ve bir tane daha dal var. Bu yazıyla şunu anlattı aslında. Ba ile dal bitişir. Bitiştirdik görüyorsunuz. Ama dal ile elif tam olarak bitişik yazılmaz. Ayrı yazdık. Elif de soldaki dalla bitişmez. Onu da ayrı yazdım. Görüyorsunuz. Ayrı ayrı yazılırlar. Bu şekilde yazılır. Peki 4'e geldik. 4 için 4'den üstte yazayım. Bir tane ba var. Ardından peltek de yani da harfimiz varmış. Bir tane de ha var. Ha ile peltek de yani da da bitişmiyor. Görüyorsunuz aralarında boşluk var. Mürekkep orada bitiyor yani. Bazı harfler bitişir, bazıları bitişmez. Bunları öğrenmeniz gerekir. 5, 6, 7, 8, 9. Pekala T yaptık. T'den sonra dal gelmiş, bitişir. Ardından cim ve cim. Bir tane cim. Devamı geliyor. Bir tane daha cim. Çift cim. Cim, cim. Evet, iki tane cim geldi. Hemen altında, 6 numaraya baktığımızda ba var. Devamında elif. Devamında dal var. 7'ye baktığımızda elif. Evet, hayır, tam yazamadım. Elif. Ha ve devamında dal var. 8'e baktığımızda bir tane ba, bir tane peltek de yani da harfini görmekteyim. Ardından elif, ardından ha geliyor. 9 numarada ba var. Ba'yı cimle bitiştireceğiz. Çünkü cimle bitişir. Ardından dal var. Dal ise cimle bitişmez yani. Gelip şöyle bitişebilir mi? Bitişebilir aslında. Bu şekilde olmaz. Cimin yazılışını değiştirmem lazım. Tekrar yazayım. Doğru yazılış. Ba geldi. Cim de geldi. Cimle devam ederken dalı da böylece ekledik. Evet, şimdi oldu. Bu şekilde yazılır. 9. Sayfa 24'e geldik arkadaşlar. 19 numaralı alıştırma. İkra oku el hurufe el atiyete. Aşağıda gelen harfleri oku. Sümme sonra urbut ilişkilendir beynen nikati. Noktalar arasında birleştir yani. Urbut bir yerde birleştir demek.
Ra ile zay, ra ile keskin z dediğimiz harf. Bu ikisine dair çalışmalar olduğunu görmekteyiz. Bu harfler birbirlerine oldukça benzeyen harfler. Bu yüzden aynı zamanda ikisi işlenmiştir. Pekala, nasıl yapılmış? Ra için tek hareket, za için de tek hareket. Böyle böyle ikisi oldukça benzer, bir nokta bir noktasız. Bu hemen ikinci satırda da aynı şey söz konusu. 3'e geldiğimizde bunlar bitişik olarak yazılmalarına örnek verilmiş. Önce bir çizgi, sonra ra. Önce bir çizgi, sonra zay. 3 ve 4. satır böyle. 5. satıra baktığımızda önce tek başlarına yazıldıklarını, ardından yine sağ tarafta harf olsaydı şeklinde yazıldıklarını görmekteyiz. 20 numaralı alıştırmaya geldik. İstemi'i dinle ile lesvatil atiyeti, aşağıda gelen sesleri dinle bakalım. Sümme sonra levvin, renklendir, renk koy. El hurufe sahihate, doğru harfe renk koy. Kema fil misal, örnekte olduğu gibi mesela zay, ba, dal ve de ta var. Bu harfleri diyor sol tarafta bul ve renklendir. Ba, ta, dal ve zaya renk koymuş. Mesela ha'ya renk koymamış. Neden? Çünkü kelime de geçmiyor. İkinci satıra bakarsan elif, zay ve ra'yı görürsün. O zaman sol tarafta bu harfleri sadece işaretleyeceksin. Elif burada, zay burada, ra da burada. Bunları renklendir yani. Üç şeyin üçte hangileri varsa artık. Zay burada işaretleyeceksin. Ba burada. Elif de burada. Bu ikisi de olacak. Bir de dal var. Bunlara renk koyacağız. Yani bir kelimede harfleri tek tek görebiliyor musun? Ona dair çalışmaydı bu. Sayfa 25, alıştırma 21. Uktub yaz. El hurufe, harfleri ve kelimatı ve kelimeleri yaz. Kema fil misali, örnekte olduğu gibi. Cim ra ha, işte aynen böyle yazılır. Cim ra ha, aynen böyle yazılır. Peki alıştırma 1, alıştırma 1'e bakarsan tam olarak yazılmış. Aynısını aşağıya yaz. Alıştırma 2 de tam olarak yazılmış. Hemen aşağıya yaz. Alıştırma 3 de tam olarak yazılmış. Olduğu gibi aşağıya yaz. Önce yapılmışını veriyor. 22 numaralı alıştırma. Urbut beynel hurufi kema fil misali. Örnekte olduğu gibi harfler arasında ilişki kur. Elif, ba, elif, ra. Bunlardan bir kelime yazarsan şöyle yazarsın. Sırayla yazman gerekir tabi. Bu bir örnek idi. Şimdi 1 numara, 2 numara diye 8'e kadar olduklarını görmekteyim. Şimdi onlar yapmaya çalışacağız. 1. 1 için ne yapacaksın? Evvela bir elif. Ardından bir tane ha ve ta'nın geldiğini görmekteyiz. Ta ile ha bitişir mi? Bitişir. Bitişmeseydi şöyle yazacaktım. Bitişeceği için bunu kesmem lazım. Tekrar yazalım. Önce elif. Ardından ha geldi. Devamında ta varmış. Ta da ra ile bitişir. O yüzden ra da böyle. Ra'dan sonra peltekse, yani ta'mız var. Hiçbir şeyle bitişmiyor zaten. Yani ra ile bitişmiyor. Hiçbir şeyle dersem yanlış olur. Ha ile bitişmiyor. T'nin de noktalarını koyalım. Aynen buraya yazılacak yani. İkiye bakalım. 2 için keskin bir z, yani zay görmekteyim. Ardından ba geliyor. Bitişmeleri mümkün değil zaten. Çünkü za harfi sol tarafta bitişmez. Sağ ile bitişir. Ba geliyor. Ba'nın dal ile bitiştiğini görmekteyiz. Bu şekilde yazılır. 3'e bakarsak keskin bir z yine var. Hemen yanında elif, ardından ba ve ra'yı görmekteyiz. Ba ile ra'nın bitiştiğine örnek vermiş oldular. Yukarıda dal ile, burada ra ile. Üçü de yaptık. Diğer tarafa bakıyorum. 4'e ha ile ra gelmiş. Ha ile ra bitişir mi? Bitişir. O zaman ha'yı ona göre yapacaksın. Ardından ba yazacağız. Bitti. 5'e bakalım. Ra, ha ile ba bitişir. Ona göre yazalım. 6. Zay, ba ile ra bitişir. O yüzden ba'yı yarıda kesiyorum yani. Ra'dan sonra da cim varmış. 7'ye bakalım. 7'de bir tane dal görmekteyiz. Fa ve elif görmekteyiz. Bu yüzden elif yukarı çıkacağız. Daha sonra da ra var. Bu şekilde 7'yi yazıyoruz.
Sayfa 25'i bitirdik. 26'dayız. Alıştırma 23. Uktub el hurufe kema fil misali. Uktub yaz. El hurufe harfleri kema fil misali. Örnekte olduğu gibi yaz. Sin ve şin harflerine dair bir çalışma bu. Benzer harfler yan yana alarak çalışma yapıldığını görmekteyiz. Pekala, sin harfi için çalışma. Sin ve şin. Sin harfi için 3 tane çizgi olduğunu görmekteyiz. Hareket 1, hareket 2, hareket 3. Ne oldu? Sin oldu. Aynısını yapıp sadece noktasını koyarsan şin olur. Sin ve şin arasındaki fark ne? Nokta farkı. Tekrar yapalım. Kafa kısmını koymadan bu defa. Alt satırdayım. İkinci satırın çalışması. 1, 2, 3 çizgi sadece. Aynısı şin için yapacaksın. Sadece nokta koyacaksın. Bitecek. Satır 3. Bir çıktım, bir daha çıktım, bir daha çıktım ve ileri gittim. Nokta koy, şin. Satır 4. Bir çık, bir daha çık ve kafayı koy. Kafa kısmı yani şurası. Ve en alt. Şimdi en alt için çalışma yapacağız. En altta ne olmuş? Birden fazla sin harfi söz konusu. 3 tane sin, 3 tane şin harfi birbirine bitişmiş arkadaşlar. Birincisin, ikincisin, üçüncüsün. Yani birincisin, şu üçüncü harekette bitiyor zaten. Üç hareketten oluşuyor ya sin. Üçü gördün mü orada bitir onu. O şekilde oluyor. 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde devam ediyor. Aynısı şimdi de var. Tek fark ne? Nokta farkı. Şuradan gösterebilir miyim? Birincisin bu. İkincisin şu. Üçüncüsün de sonu. 24 numaralı alıştırma. İstemi'a dinle ilel asvatil atiyeti. Aşağıda gelen sesleri dinle. Sümme sonra levvin. Renk koy. El hurufe es sahihate. Doğru harflere renk ver yani. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. Ne var? Sin var, ra var, elif var, ba var. O zaman bu harfleri bul ve renklendir. Elif'i bulmuş, ba'yı bulmuş, ra'yı bulmuş, sin'i bulmuş ve renklendirmiş, boyamış onları. Şin, elif, ba. Bul bakalım demiş. Şin burada, elif ve ba da burada. Ha, sa ve de ba. Bunları da bul. Ha burada. Neydi? Şin idi. Şin burada. Sadenin galiba şin olacak. Bir daha var. Ba var. Ba da burada. Şimdi arkadaşlar şin, peltek F ile şin arasındaki fark nedir? Hani sa ile şin arasında. Şinde dalgalanma vardır. Sa'da ise dalgalanma yoktur. Şinde dalga var. Görüyorsunuz. Çıkıp iniyor. Tepeler varmış gibi. 25 numaralı alıştırma. Uktub yaz. El hurufe harfleri ve kelimati ve kelimeleri yaz. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. Elif, sin, ta, ha, elif, ra. Bunları birleştirirsen şöyle bir kelime olur. İstihara diye okunur. Aynısını tekrar etmiş. Alıştırma örnek buydu. Şimdi alıştırma 1. Elif, ra, sin. Birleştirirsen bu şekilde yazılır. Aynısını aşağı yaz. 2'de de aynısını yapacaksın. 2 burası oluyor arkadaşlar. 3'te de aynısını yapacaksın. 4'te de aynısını yapacaksın. Elif ha ta ra sin birleştirmiş ve böyle olmuş. Önce yapılmışını veriyor, ardından siz yapın diyor. 26. alıştırma urbut ilişkilendir. Birleştir yani. Beynel hurufi harfler arasında kema fil misali örnekte olduğu gibi. Cim, sin, elif, ra. Birleştirirsen böyle bir kelime yazılır. Burada püf nokta ne? Harflerin doğru yazılışı. Yani cim burada böyleyken burada böyle yazılmış görüyorsunuz. Neden? Cimi tek başına yazarsan böyle yazılır. Ama sol tarafıyla birleştireceksen böyle yazılmaz. Şurada olduğu gibi yazılır. Yani olay bu zaten. Peki daha aşağıya bakalım. Yani 1.
bir için hemen yine paint'imizi açalım. Önce ne var? Ba var, Shin var, Ra var. Shin ile Ra bitişir mi? Bitişebilir. Ba ile Shin bitişir mi? O da bitişir. Öyleyse biz hepsini bitiştirelim. Ba, buna Ba dedim. Nokta nokta, buna Shin dedim. Devamında Ra dedim. Oldu, bitti. Evet, bir bu. Birin cevabı şuraya yazılacak yani. Şimdi iki aşağı ineceğim. Ardından üç var. Şu an 2'deyiz. Jim var. Ardından H varmış. Daha sonra Shin geliyor. Daha kalan tam yapamadım. Siz tam yapın arkadaşlar. 3 tane de nokta koyun. 3'teyim. Sin var. Ardından Ba varmış. Ve daha sonra Ta var. Sin, Ba ve de Ta. 4'teyiz. Bir tane Ba yapacağız ve Elif'e çıkacağız. Daha sonra Dal var. 5'teyiz. Ba ve ardından Ha gelecek. Ba bu. Ha da şu diyelim. Devamında da Shin var. 6. Shin. Şimdi tam olmadı, tekrar yazayım onu. Ardından mim harfi ve de sin harfi var. Şine noktaları koymayı unutmuyoruz. 7. Sin ve ba ve de ha var. Sin bu. Ba da şu desek, ha da burası oluyor. Yani şu da birleşik yazılacak. Burada asıl nokta ne? Yani yazışım benim çok iyi olmadı. Mouse'da iyi yazılmıyor. Burada asıl nokta hangi harf hangi harfle bitişir, hangisi bitişmez. Bunları biliyorsanız yazılış yazmanız 10 numara olmasa da olur. 27. İkra oku el hurufe, harfleri el atiye te, aşağıda gelen harfleri oku. Sümme sonra urbut, irtibat kur, ilişkilendir. Beynen nikati, noktalar arasında. Noktaların üzerine geç demek istiyor. Yani urbut beynen nikati, gördüğün noktaları kalemle geç üstünden. Ama önce oku. Sat, dat. Sat, bat. Sat, dat. Sat, dat. Bu şekilde devam ediyor. Sağ tarafta sadi, sol tarafta vab var. Vadi. Sat, sat, sat. Dat, dat, dat. Evet, 3 tane 3 tane harflerin tekrarları söz konusu. Bunları aynen buradaki noktaların üzerinden geçin. Ama geçerken dikkat edin. İlk sayfalarda anlattığımız üzere hareketi nasıl yapacağız? Nereden nereye? Sağdan sola oklara dikkat etmeniz gerekiyor. Devam ediyorum. 28 numaralı alıştırma. İstemeyen dinle. İllere suati sesleri. El atiye ti. Gelen, aşağıda gelen, yer alan sesleri dinle. Sümme sonra levvin, renklendir. El hurufel sahihate, doğru harfleri renklendir. Kema fi misal, örnekte olduğu gibi. Sad, ba ve ha var. İşte bu üç harfi şurada bul, renklendir demiş. Bulmuş ve renklendirmiş. Ba'ya, ha'ya, sat'a renk vermiş. Elif var, sat var, elif var, ba var. Bunları bul. Elif var, elif var. Sat ve ba kaldı. Sat da burada, ba da burada. Bunları boyayacağız. Daha aşağıda ha var, ra var, dat var. Ha var, ra var, dat var. Bunları renklendiriyoruz. 29'dayız. Uktub el huruf, uktub yaz. El hurufe, harfleri yaz bakalım. Daha ne yazalım? El kelimati, kelimeleri de yaz. Kema fil misali, örnekte olduğu gibi. Elif var, ha var, ra var, dat var. Birleştirilsen böyle yazılır. Aynısını aşağı yazıyor. 2'de de şurada 2 yazıyor değil mi? Yapmış zaten. Aynısını aşağıya yaz. Burada 1 yazıyor. Şurada ne varsa aynısını aşağıya. 3 yazıyor. Burada ne varsa aşağıya olduğu gibi yazıyoruz. 30'a geldik. Urbut, ilişki kur. Beynel hurufi, harfler arasında. Kemafil misali, örnekte olduğu gibi. Elif, sin, ta, sad, ba ve de ra. Bunları birleştirirsen şöyle bir kelime elde edilir.
Pekala, bir. Dat, ha ve zay. Bunları yaz bakalım diyor. Gitgide dereceyi, zorluk derecesini arttırıyor da olabilir yani. Seviyeyi arttırmak istiyor çünkü. Vat ile ha nasıl birleşir? Vat için ne yapıyoruz? Bu vat oldu. Devamında ha yapmamız lazım. Şu anda ha desek. Devamında bir tane de zaya ihtiyacımız var. O da oldu. Tamamdır. Doğru yazılış bu. Hepsinin noktası var. Daha aşağı inelim. Vat ve de ba var. Ba'dan sonra da harfimiz var. Tam olmadı ama anladınız sanırım yani. Şöyle bir harf var. Buradaki o. Dat, ba ve de da var. Üçe inmeye çalışalım. Üç için ba ve dat görmekteyiz. Üçe geldik. Üçe geldiğimizde evvela dal var. Devamında ra var. Devamında sat var. Ve bu şekilde yazılır. Harfler tam olarak birleşmez zaten. Burada da 3 var ama bu 3 4 olmalı. Yani yanlış yazılmış şurada. 4 yazmalı. Şuradaki 4 burada olmalı. Burada 5 olmalı. 6, 7, 8. Yani bir rakam karmaşası olmuş. Çok da önemli değil. Buraya yazalım biz. Şuraya yazmaya çalışacağız. Gayn birleşmiyor sağ taraftakiyle. Birleşmiyor, haldeki yazılışı böyle ama bunun birleşerek yazılması gerekir. Çünkü dat da sayıyla soyuyla bitişebilen harflerdendir. Nasıl yazalım? Bir tane ba yazalım. Ba tamam. Çizgi devam ettirelim. Şöyle yaparsak buraya dat yazarız. İyi olmadı, bir daha yapalım. Ba ve dat, ardından gayin varmış. Sonra da gayin harfini ekledik mi tamamdır. Bitti. Bu şekilde. Dörde bakalım. Dat, cim ve ayn harflerini görmekteyiz. Yine dat var arkadaşlar. Devamında cim ve ayn var. Cim ve ayn da bitişir. Bunu düşünerek cim yazacağız. Ve ayn. Bitti. 5'te ra var. Sat, elif ve sat var. Ra ile sat zaten bitişmez. Bir tane ra yaptık. Devamında gelen sat ile elif birleştireceğiz. Ve ardından gelen sat ise kimseyle bitişmeyen bir harftir. Sıra 6'da. Dal ve ra ile devam eden yer. Dal bitişmez. Ra bitişmez. Yani birbirleriyle bitişmezler. Ardından ba geliyor. Ba ile satı birleştirebilirsin. Daha iyi oldu. Tamamdır. Daha aşağıda 7. sonuncu harfimiz. Ha ile fa ve de datı görmekteyiz. Ha ile fa bitişeceği için ha'yı bunu düşünerek çizelim. Devamında fa harfi var ve devamında dat harfi varmış. Bu şekilde orayı da tamamladık. 31 numaralı alıştırma. İkra oku el hurufe harfleri. El atiye te aşağıda gelen harfleri oku. Sümme sonra urbut. Beynen nikat. Noktalar arasında ilişki kur. Yani noktalar üzerinden geç. Da ile za harflerini görmekteyiz. Sağdakiler da, soldakiler za olmaktadır. 32. İstemi' dinle ile lasvatil atiyet. Aşağıda gelen sesleri dinle. Sümme sonra levvin. Renk ver. El hurufe sahihate. Doğru harflere ses ver. Renk ver. Kema fil misali. Örnekte olduğu gibi. Da, da ve ha'yı görmektesin. O zaman onlar renklendir.
Za var, ra var, ba var. O zaman onları bulmak gerekir. Ba var, ra var ve de za da burada. Ha var, za var, ba var. Onları da bulmak gerekir. Ha burada, za burada, ba da burada. Bunlara renk veriyoruz. 33 numaralı alıştırma. Uktub, yaz. El hurufe el kelimati. El hurufe harfleri. Uktub el hurufe harfleri yaz ve el kelimati ve kelimeleri de yaz. Kema fil misali, örnekte olduğu gibi. Ha var, za var, ra var, ba var. Birleştirirsen şöyle olur. Yani za sayıyla soyuyla bitişir. Ardından yine benzer aynısı yani. Aynısını aşağı yazmış. Bire bakarsan birde de her ne varsa olduğu gibi aşağı yazman gerekir. 2'de her ne varsa olduğu gibi, 3'te ne varsa olduğu gibi aşağıya yazacağız. Sıra 34'e geldi. Urbut beynel hurufi. Harfler arasında ilişki kur. Kema fil misali. Örnekte olduğu gibi. Elif, sin, ba ve de ra var. Birleştirirsen böyle bir şey ortaya çıkar. Peki bu bir alıştırmaydı. Şimdi biri kendin yap diyor. Örnek geçti. Birden itibaren yine biz yazacağız arkadaşlar. Yazmaya başlayalım. Dat ve gayn ve de ba'yı görmekteyiz. Bir tane vat yapalım. Yaptık. Peşinden de gayn geliyor. Gayn bu şekilde yazabileceğim gibi bu şekilde yazmayı tı ile de bitiştirebilirim. Doğru yazılış bitişmesidir. Da ile bitişecek. O zaman bu ne oldu? Bu şekilde yazılamaz. Gayn ortada yazılış şekli nasılsa öyle yazılması gerekir. Yani şöyle aşağı yukarı. Sa ile bitişti şu anda. Dat oldu. Soruda dı ile bitiştirdim. Evet. Bu şekilde olacak. İkiye bak. Dat, ba ve da'yı görmekteyiz. Dat bitti. Ba başladı. O da bitti. Gerisi tı harfi. Da harfi. 3 sat harfi. Da harfi ve de ba harfi. 4 sin da harfi ve de ha harfi. Bunları bitiştireceğiz yani çizgiyle. Tekrar yapalım. Sin da ve devamında ha harfini görmekteyiz. Sıra 5'e geldi. Lam ve de mim görmekteyiz. 6 vat ayn ve de da'yı görmekteyiz. 7 da, ra, elif ve dal var. 8 da var, ba var, elif var ve de ha var. 9 za var, ra var, fe var. ...35 numaralı alıştırma... ...uktub yaz... ...el hurufe harfleri... ...kema fil misali... ...örnekte olduğu gibi... ...şimdi... ...ayn ve de gayn harflerindeyiz... Yani ...bu harflerin yazılışı... ...başta yazılış... ...ortada yazılış... ...sonda yazılış... ...bitişir mi... ...bitişmez mi... ...bundan da alakalı... ...sağ taraflarda ayn... ...sol taraflarda gayn harflerini... ...36 numaralı alıştırma... ...istemi'i dinle... ...ile resvati... ...sesleri... ...el atiyeti... ...aşağıda gelen... Sümme sonra levvin renklendir. El hurufe harfleri es sahiha te doğru harfleri renklendir. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. Dal, ayn, dal, ayn. Dal, ayn, dal, ayn bulmuş. Dal, sin, ayn. Dal, sin, ayn. Ayn, ba, dal. Ayn, ba, dal harfleri. Bunları renklendiriyoruz. Boyuyoruz yani. 37 uktup yaz el hurufe harfleri ve el kelimati kelimeleri de yaz. Kema fil misali örnekte olduğu gibi.
Ra, gayn, ba bitiştirmiş. Bu şekilde yazmış. Ve sonra ne yapmış? Aynısını aşağıya inmiş. 1. 1'de de burada ne varsa olduğu gibi aşağıya yazarsın. Bu 2. 2'de ne varsa olduğu gibi aşağıya. 3. 3'te ne varsa olduğu gibi aşağıya yazılır. 38. Urbut, ilişki kur. Beynel hurufi, harfler arasında. Kemafil misali, örnekte olduğu gibi. Yani bu sorularla yapılmaya çalışılan şey, hangi harfler hangi harflerle bitişiyor, bitişmiyor. Bu şekilde bir çalışma yapılıyor. 1. Dat var, hain var, da var. Dat, hain ve de da. Yazdık. 2. Şin, cim ve ayn. Bir tane şin harfi yapalım. Şin harfinin başta yazılışı ama sol tarafında harf bitişmiş, yani soldan harf bitişecek şekilde yazmamız lazım. Şin harfinin dişlerini çizelim. 1, 2. Devamında düz bir çizgi, cime bağlantı kurmak için. Ve cimi yaptık. Cimi devam edip ayn harfi yapıyoruz. Oldu. Ne oldu? 2 numarayı yazmış olduk. 3. Sat, gayn ve ra var. Bir tane sat yapıyoruz. Ardından gayn ve de ra harfi. 4'e bakıyoruz. Elif, sin, ra, ayn. Elif düz bir şekilde yazıyoruz. Ardından sin ve ra var. Sin ile ra bitişecek. Bitişti. Ayn ise onlardan ayrı olarak yazılıyor. 4'ten sonra sıra 5'e geldi arkadaşlar. 5'te dal, ayn ve sin görmekteyiz. Dalı yaptık. Ardından ayn ve sin, ayn ile sin bitişik yazılır. Dal ise ayn ile bitişemiyor. Ayni yaptık. Devamında sini yaptık. 6. Ayn, ba ve sin var. Ayn, ba ve sinin dalgalarından ardından sinin kafa kısmını yaptık. Ba'nın da noktasını koyduk. 7. Dal, ba, ayn. Dal ile ba bitişmiyor. Ayrı ayrı ama ayn ile bitişecek. Bitişti. 8'de cim, zay ve ayni görmekteyiz. Cim ile zay bitişecek ama ayn bitişmeyecek. Cim, zay, notalarını da koyalım. Ardından ayn harfi. 9'da sıra dal, gayn, ra. Dal, gayn ve ra'yı yapıyoruz. Böylece burayı tamamlamış olduk. Devamına bakalım. 39 numaralı alıştırma. 39'da ne diyor? İkra, oku. Neyi oku? El hurufe, harfleri oku. Hangi harfleri? El atiyete, aşağıda gelen harfleri oku. Tamam, okuduktan sonra ne yapalım? Sümme, sonra urbut, irtibat kur, birleştir yani. Beynen nikati, noktalar arasında bağlantı kur, noktaların üzerinden geç. Önce oku, sonra geç. Sağ tarafta F, sol tarafta kafı görmekteyiz. Burada da aynı şekilde sağ tarafta F'ler var, sol tarafta kaflar var. İlk satırda K harflerin tek başlarına yazılışı, ikinci satırda harflerin sol taraftan bitişik halleri ele alınmış. Üçüncü satırda harfleri sağdan da soldan da bitiştiğini görmekteyiz. Yani bunlar demek ki sonuç olarak sağdan ve soldan çift taraflı, yani bitişebilen harfler. Harfleri bu şekilde kategorize edebiliriz. Çift taraftan bitişen harfler, yalnızca sağdan bitişen harfler veya hiçbiriyle bitişmeyen harfler şeklinde düşünebiliriz. Bu şekilde bir ezber yapılırsa yeri geldiğinde ne bitişiyor ne bitişmiyor daha kalıcı olabilir. Dördüncü satırda F ve kafın sadece sağ tarafla bitiştiğini görmekteyiz. Beşinci satırda aynı harflerin tekrarı söz konusu.
Yine yukarıda olduğu gibi kaç hareketten bu harf oluşuyor, onlar ele alınmış. Hemen biz de benzer bir şeyini yapalım. Mesela F yapalım. F nasıl yapıyorduk? F diyor iki hareketten meydana gelir. Soldan yukarı doğru çık ve sağa doğru devam et. F noktalı. Aşağı yukarı böyle. Kaf da böyle ama kafın kuyruğu biraz daha yukarı ve iki nokta. Yani F ile kaf çok benziyor. Belirgin fark iki noktadan oluşuyor olması. Kaf da iki hareketle meydana geliyor. İki nokta koyuyoruz. Eğer bu harfi soldan bitiştireceksen yine yaradan keseceksin bunu. Geri kalanını kullanacaksın. İkinci satırda bu anlatılmış oldu. Yani kuyruğu fazla uzamıyor. Yarıda kalıyor. Bunlar noktalı. Noktası olsa vav ile oldukça benzer harf. Ama bunlarda nokta var. Üçüncü satırda sağdan ve soldan bitişeceği için sağ sola çizgili halde yazılmış. F tek nokta, kaf iki nokta. Ardından işte zaten görüldüğü üzere. Sıra kefe geldi. Kefin yazılışı. Kefin de başta, ortada, sonda yazılışlar söz konusu. Mesela kef evvela ilk satırda yalın halde, yani hiçbir harfle bitişmek sizin yazılmıştır. Adım 1 yukarıdan aşağıya in. Adım 2 ve adım 3 görmekteyiz. Adım 2 sola doğru devam et. Yani birinci adım diyebiliriz aslında. Yukarıdan aşağı in, sola git. Birinci adım bu. İkinci adım bir S yapacağız adeta. İkinci adım bu. Üçüncü adım da şu. Yukarıdan aşağı in, sola git. İçine bir tane S'ye benzer harf yap. Türkçedeki S'ye benziyor, yani aynısıdır demiyorum. Benziyor. Bu şekilde yapılır. Bu harfin tek başına yazılış hali. Eğer bu harf ikinci satırda olduğu üzere sol tarafındaki bir harf ile bitiştireceksek o zaman nasıl yazılır? O zamanki yazılışı bir tane dal yapıyoruz adeta. Adım 1, adım 2, şimdi adım 3. Adım 3 yukarıdan doğru bir çizgi eklenmesi. Çizgiyi buradan ekliyorlar şu şekilde. Şu ikinci satır yapmaya çalıştım. Mouse'un izin verdiği ölçüde. Önce bir tane dal çiziyoruz. Dal için iki hareket. Aşağıya ve sola. Ardından dalın üstünden yukarı doğru bir çizgi. Bu üçüncü adım. Kef bu şekilde. Bu nasıl bir yazılış? Sol taraftaki bir harfle bitişik hali. Üçüncü satıra baktığımızda harfin sağdan da soldan da bitiştiğini görmekteyiz. Ve dört adımdan meydana geliyor. Şimdi nasıl yapıldığını görelim. Sıra üçüncü satırda. Adım 1 bu. Adım 2 yukarı çık. Adım 3 aşağıya inip dal yapıyormuş gibi yapalım. Adım 4 yukarıdan gelelim. Dört adımdan meydana geliyor. Bir daha yapalım. Adım 1 sağdan sola. Adım 2 yukarı doğru. Adım 3 aşağıya inip sola kayıyoruz. Adım 4 yukarıdan geliyoruz. Adım 1, adım 2, adım 3 ve adım 4. Böyle bir kef söz konusu. Bu kef sağdan bir harfle bitişmiş ve soldan da başka bir harfle bitişmiş. Dördüncü satıra baktığımızda harf sadece sağdan bitişmiş. Bu yüzden sağdan bir ok yukarı çıkıyor. Ve arkadaşlar kef yapıyoruz. Ardından kefi kefe bitişmiş hali. Üç tane kef birbirine bitişik yazılırsa nasıl yazılır bunu göstermişler. İşte yazılışı bu şekilde. Yine adım 1, adım 2, 3, 4 anlatılmış ve 9 adımdan meydana geliyor. 40 numaralı alıştırma. İstemi'ye dinle. İlel esvatil atit. Aşağıda gelen sesleri dinle. Sümme sonra levvin. Renklendir. El hurufe es-sahihate. Doğru harfleri renklendir. Yani boya. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. Örnekte ne var? Mesela diyor ki F harfi fa, kaf, ra, fa, kaf, ra. 3 tane harf var. Bu harfleri diyor şuradan bul.
Ray boyamış, fay boyamış, kafı boyamış. İkinci şıkta şin ve kef var. Bunlar buradan bulacak. Şin ve kaf. Buldu bunları, işaretleri. Üçüncü satırda elif, fa, sad ve ha'yı görmekteyiz. Bunları bul, renklendir. Elif burada, fa burada, sad burada, ha da burada. Bunları boyayacağız. 41 numaralı alıştırma. 41 numara nedir? Yukarıda ne varsa aşağıya yaz yani. 42'de ise kendin yap diyecek bize muhtemelen. Uktubu, yaz. El hurufe, harfleri yaz. Ve el kelimati, ve kelimeleri de yaz. Kema fil misali, örnekte olduğu gibi. İşte ne yapmış? Kaf var, ayn var, sin var. Bunları bitişik olarak yazarsan böyle yazılır. Kaf, ayn, sin. Yukarıda ne varsa olduğu gibi aşağıya yazıyor. Yukarıda ne varsa 2 numarada mesela, aşağıya onu yazacağız. Kaf, ayn, fa, ayn, aşağıya yaz. 1 numaraya geldiğimizde dal, ra ve kefi görmekteyiz. Bunun bitişik olarak yazmayı denemiş. Bitişmedikleri için böyle yazılmışlar. Olduğu gibi aşağıya yazacağız yukarıda ne varsa. 3'e bakıyoruz. Fa, elif ve ta var. Bunlar bitişik yazmış. Bu şekilde olmuş. Kelime bu yani. Burada ne varsa olduğu gibi aşağıya yazacağız. Demek ki şuradakiler arkadaşlar harf eşittirin sol tarafındaki kelime. Buradakiler harf eşittirin sol tarafındaki kelime. Yukarıdakiler de hepsi öyleydi zaten. 42 yazıyor burada. Şu 2, bu da 4. Yan yana yazarsan 4 ile 2, 42 olur. Urbut, irtibatlandır. Beynel hurufi, harfler arasında irtibat kur, ilişki kur. Kemafil misal, örnekte olduğu gibi. İşte K, T, B, Kaf, Ta ve de Ba harfi. Bunları bitişik olarak yazmayı denersen şöyle olur diyor. Bu bir örnekti. Şimdi diyor benzerini ne yapacak? Sen yapacaksın. Aşağıda bir numara var. Yap bakalım diyor. Kaf var, lam var, ba var. Hemen bunları yazmayı deneyelim. Buraya ne yazmamız gerekecek? Kef ile kaf ile lamın bitişik hali olması lazım. Bir defa kef bu şekilde yalın hali, evet. Ama sol taraftan bitişecekse o kefin nasıl yazılması gerekirdi? Yukarıda kef çalışması yapıldı. Nasıldı? Bir tane dal gibi harf yapacağız evvela. Adım 1, adım 2, adım 3. Tamam, kef bu. Devamında lam da yaptık. Ve de ba yaptık. Bitti. 2, F, Kaf, Ra var. F, Kaf ve de Ra. Üçe bakalım. F var, T var ve de Kef var. F'yi yaptık. T'yi de yaptık diyebiliriz. Geriye kalan nedir? Kaf harfidir. Böyle olur mu? Olmaz. Bu nasıl bir kaf oldu? Yanlış oldu. Doğrusu nasıl olmalı? Sağdan çizgi gelecek. Yukarı çıkıp şu şekilde bitmesi gerekirdi. Evet. Yani fa ve ta yazarsak tam olarak böyle F, T ve de Kaf. Çünkü sağdan bitişik hali nasılsa o şekilde yazmak gerekiyor. Yukarıda zaten işlendi bu. Dörde bakalım. Va, Lam ve de Mim var. Kötü bir yazılış oldu. Bir daha yazalım. Evet, bu şekilde. Tabi bunda da bir yanlış var. O da nedir? Lam ile min. Lam ile mimin bitişeceği, yani bitişmesi gerekiyordu. Bitişmemiş. Dolayısıyla bu da yanlış bir yazılım. Doğrusu va'dan sonra lam için yukarı çıkıp mimi de bu şekilde yapmaktır. Doğrusu bu.
Öyle yapıyorum. Bu şekilde aklınızda daha kalıcı olacağını düşünüyorum açıkçası. Sıra 5'te. 5'te ne var? Kaf, lam ve demim. Bir tane kaf yapıyoruz. Lam için yukarı çıktık. Mim için de şöyle bir şey yaptık. Oldu. 6 Fasin ve kaf. Hepsi birbirine bitişir. Evet, bu şekilde. Sıra 7'ye geldi. 7, 8, 9. Bir tane dal, bir tane fa ve devamında ayn harfi. 8 sin, fa ve de ra harfi. 9 ve ha ve de ba harfi. Bu şekilde. Kırk üç numaralı alıştırmamız. İkra oku el hurufe harfleri el atiye te aşağıda gelen harfleri oku. Sümme sonra urbut beynen nikati noktalar arasında bağlantı kur. Noktaları birleştir. Lam üzerinde bir çalışma söz konusu. Biz de yeniden bir sayfa oluşturalım. Lam nasıl yapılır? Yukarıdan aşağıya inilir. Ve hafif yukarı doğru çıkılıyor. Lam. Lam harfi bu. Lam diyor şöyle de olabilir. Aşağı inip kuyruğu burada kalabilir de yukarı çıkmayabilir de. Bu nerede olur? Sol tarafta bitişirse. Örnek az önceki lam ile mimin bitişmesi gibi. İkinci satır o. Üçüncü satıra bakarsanız lam harfinin sağ ve solla bitiştiğini görürsünüz. İşte ne gibi örnek? Kaleme. Kalemun yani. Lam burada sağıyla da soluyla da bitişmiş. Bu yüzden sağda solda çizgi devam ediyor görüyorsunuz. Şu an üçüncü satırda bu anlatılıyor. Sağdan çizgi gelip yukarı çıktı. Adım bir bu. İkinci adım yukarıda tekrar aynı çizgiden in ve birazcık sola doğru devam et. Sağdan ve soldan bitişik hali bu. Dördüncü yazılışa bakarsak sadece sağ taraftan bitişmiş. Dolayısıyla ortadan bir çizgi gelip yukarı çıkıyor. Ve aşağıya inip o çizgiyi geçiyor. Aşağıya inip hareketi tamamlıyor. Aşağı iniyor ve geçiyor. Sonuncu satırda ise çeşitli lamları görmekteyiz. 3 tane lam var burada. Bir tane lam yapmış, yukarı çıkmış, aşağı tekrar inmiş, bir daha çıkmış ve tekrar inmiş çıkmış. Lam lam lam. Şimdi mim çalışması söz konusu. Mim nasıl yapılır? Mim için adım 1. Yukarıdan yani ne diyelim soldan sağa gidiyorsun. Sonra sağdan sola gelip aşağı iniyoruz. Evet, adım 1, adım 2. Adım 1, adım 2. Mim harfi. İkinci satıra bakarsak, ikinci satırda mim harfinin sol taraftan bitişik halini görüyoruz. Üçüncü satırda sağla solla bitişiyor. Dördüncü tarafta ise sadece sağla bitişiyor. Tüm harfleri zaten bu sıralamayla yapmış. Sonuncu satırda ise birden fazla mim işte. Üç tane aynı harfi tekrar söz konusu. Bunu tüm harflerde zaten yaptığı kitabın anlatım tarzı bu. İkinci satırdayız. İkinci satırda adım 1, adım 2. Adım 1, adım 2. Adım 1, adım 2. Adım 1'de bir yuvarlak oluşturuyoruz diyebiliriz. Yuvarlak oluştu. Adım 2 devam ediyor sola doğru. Üçüncü satırda sağdan bir çizgi geliyor. Geliyor yukarı çıkıyor. Ardından aşağı inip
Devam ediyor. Tekrar yapalım. Adım 1, adım 2, adım 3. Adım 1, adım 2, adım 3. Dördüncü satırdayız. Dördüncü satırda sağ tarafla bitişik hali yazılmış. Çift taraf değil, sadece sağ ile bitişik hali. Dördüncü satır. Sağdan bir çizgi geliyor. Yuvarlağı oluşturduktan sonra aşağıya doğru iniyor. Bu aşağı iniyor. Neden? Çünkü sola bitişmemiş. Az önceki aşağı inmiyor. Üçüncü satırda sola doğru devam ediyor. Görüyorsunuz. Çünkü başka bir harf ile bitişecek. Dörtte devam etmiyor. Çizgi aşağı iniyor. Çünkü başka bir harf ile bitişmeyecek. İkinci satırda soldan devam ediyor. Çünkü bir harf ile bitişecek. İlk satırda direkt aşağı inmiş. Çünkü kimseyle bitişmeyecek. Üçüncü satırda şu yuvarlağın yani mimin sağında da solunda da çizgiler var. Çünkü sağla da solla da bitişecek. Sıra nun harfine geldi. Nun harfi nasıl yapılır? Nun harfi için tek hareket. Yukarıdan aşağıya in, yukarı doğru çık. Adeta bir tencere gibi. Bir kap yani. Bir bardak gibi derinlik içine su doldurabilirsin. Ama bir tarafı yüksek, bir tarafı alçak. Yani şu şekilde bir bardak değil bu. Birazcık farklı bir bardak. Biraz yamuklu söz konusu. Bu şekilde bir harf. İlk satır bu. Sağıyla da soluyla da bitişmiyor. İkinci satıra bakarsak, ikinci satırda sol tarafa çizgi devam ediyor. Çünkü soluyla bitişecek. Üçe bakarsak sağda ve solda çizgiler, noktalar var. Çünkü çift taraftan bitişecek. 4'e bakarsak yalnızca sağ tarafta noktalar var. Çünkü yalnızca sağ tarafı ile bitişecek. Sonuncu satırda ise aynı harften 3 tane yapıldığını görmekteyiz. Şimdi ikinci satır yine tek hareketten meydana geliyor. Aşağıya in, sola doğru devam et, noktasını koy. Aşağıya in, sola devam et, noktasını koy. Aşağıya in, sola devam et, noktasını koy. Üçüncü satırda düz çizgi geliyor, ufak bir tepe yapıp çizgi devam ediyor. Düz çizgi geliyor, ufak bir tepe yapıp aşağı inip devam ediyor ve tabii ki noktası olacak. Çünkü nokta çok önemli. Üstte tek nokta nun oluyor. Tek nokta F de olabilirdi ama F için bir şöyle yuvarlığa ihtiyaç vardı değil mi? Dördüncü satır sağ taraftan bitişeceği için sağdan bir çizgi ardından nun yapılıyor. Sağdan bir çizgi ardından nun yapılıyor. Ve sonuncu satırda aynı harfin tekrar edildiği gözükmekte. İstemi dinle ile esvati sesleri elatiyeti aşağıda gelen sesleri dinle. Sümme sonra levvin boya el hurufe es sahihate doğru harfleri boya. Kema fil misali örnekte olduğu gibi mim, lam ve de kef. Mim, lam, kaf, bunları bul boya. Boyamışlar zaten. Geçtik. Alt satırda kaf, lam, mim var. Burada harflerin bitişik yazıldığını görmektesiniz. Kaf, lam, mim, onları bul boya. Kaf burada. Lam ve mim de burada. Daha aşağıda mim, kaf ve sin harfini görmekteyiz. Mim, kaf, sin harfi. Me, min, kaf, sin, sin, kaf ve mim dedik ve burayı da bitirdik. 45 numaralı alıştırma. Uktub yaz, el hurufe harfleri yaz. Ve el kelimati ve kelimeleri de yaz. Kelimeler şunlar oluyor. Yani eşittirin sol tarafındaki kelimeler. Harflerde eşittirin sağındakiler olmakta. Vel kelimati ve kelimeleri yaz. Ne gibi? Kema fil misali örnekte olduğu gibi. İşte mim var, kaf var, dal var, elif var, ra var. Bunları bitişik halde yazmayı denemişler ve şöyle bir kelime oluşmuş. Ardından bunu olduğu gibi aşağıya yazmışlar. Sizler de arkadaşlar yukarıda gördüğünüz her ne varsa işte burada 2 yazıyor mesela. Şurada ne varsa olduğu gibi aşağıya. Burada 1 numaralı alıştırma yazıyor.
Olduğu gibi ne varsa aşağı yazmamız gerekiyor. 3. Burada ne varsa olduğu gibi aşağıya bunu da yazacağız. 46 numara urbut, irtibatlandır, irtibat kur, beynel hurufi, harfler arasında, kemafil misali, örnekte olduğu gibi. İşte mim var, elif var, kaf ve de ra var. Bunları bitişik yazmaya çalışmışlar. Şöyle bir kelime elde edilmiş. Biz de bir numaradayız. Nun, ha ve lam var. Bunları bitişik yazmayı deneyeceğiz. Ve şöyle bir kelime elde etmiş olacağız. Nun, sağındaki harfle bitişeceğini düşünerek ona göre yazılmalı. Ha harfi de sağıyla ve soluyla bitişeceği için ona göre yazılmalı. Lam ise sağıyla bitişecek, soluyla bitişmeyecek çünkü harf yok zaten. Bunları düşünerek her biri yazılması gerekiyor. Nun, ha ve de lam. 2. Ayn, elif, lam ve de mim. 3. Fa, devamında ta ve de kef olacak. Kefi kelimenin sonunda, yani sayıyla bitişik, soruyla bitişmemiş halde yazmamız gerekiyor. Bunun için ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Yukarı çık ve bitir. Kef. Noktaları koyalım. F'nin noktası, ta'nın noktası. Bitti. Dörde geldik. Ra var. Mim ile bat var. Mim soruyla bitişeceği için ona göre yazılmalı. Nasıldı mesela? Şöyleydi. Mim. Devamında dat varmış. Dattan sonra elif geliyor. Bunu da düşünerek yazmamız lazım. Dat şöyle bir şey diyelim. Kötü oldu gerçi. Bunu silelim. Tekrar yapmaya çalışalım. Oluyor mu? Olur, tamam. Mim'den sonra dat gelecek. Dat, ardından elif varmış. Elif'i de yaptık. Ve nun. Mim var, dat var, elif, nun, tamamdır. 5 numaralı alıştırmayı bulalım. 5, 6, 7, 8 ve 9 yazıyor, görüyorsunuz. 5'teyiz. Fa yapıyoruz. Ardından ayin, lam ve de ba. Noktaları yerleştirelim. Bitti. 6. Ra var. Mim ile elif var. Ardından nun. 7'deyiz. Elif, mim. Burada yapmaya çalıştım. Ardından kef var. Kefin sol tarafında da harf var. Ona bitişebilen bir harf bu. Bunu düşünerek yapmamız gerekir idi. Ama biz bunu düşünemedik. Tekrar yazalım. Sonuna bakmadan yazmışım. Sizler bakarak yapın. Benim gibi yapmayın. Elif'ten sonra mim var dedik. Mim geldi. Evet. Kef bu şekilde olacak. Ardından elif var. Elif uzatıyor. Ve bir adet nun. Sıra 8'de da var. Devamında ba ve de lam var. 9. Ayn, ba ve de lam. Bitti. Sayfa 40, alıştırma 47. İkra, oku. El hurufe, harfleri oku. El atiyet, aşağıda gelen harfleri oku. Sümme urbut beynen nikati, sonra noktalar arasında ilişkiyi kur. Ha harfi, harfleri tekrar ele alıyoruz biliyorsunuz. Kitap öyle yapmış yani. Ha harfi için yukarıdan aşağıya inilecek evvela. Yukarıdan indik. 2 numarayı yapıp 3 ve 4'e geçtik. Demek ki adım 1 aşağıya in. Adım 2 öyle. Adım
3 ve 4 diyebiliriz. Yukarıdaki ile hemen altındakinin yazılışı aynı zaten. Yukarıdaki harfin sade yazılışı. İkinci satırda solla bitişik. Üçüncü satırda sağ ve solla bitişik. Dördüncü satırda sadece sağ ile bitişik. Harfin yazılışı birazcık değişti dördüncü satırda görüyorsunuz. Ama sonuç olarak her bir aynı harf. Yani ilk satır ile dördüncü satırdaki harfin yazılışı değişti ama harf aynıdır. H'dir. Sonuncu satırda aynı harfin tekrarlı yazılışı söz konusudur. Harfe dikkat edin. Ortada yazılışta şöyleyken başta yazılışta böyle. Yani sonuncu yazılışın sonuncu satır aslında önemli. Neden? Aynı harfin aynı anda hem başta yazılışı hem ortada hem sonda yazılışını görüyoruz. Yani H harfi şu üç şekilden biriyle karşımıza çıkmak zorunda. Farklı bir yazılışı yoktur. H'yi ezberlerken sadece şunu ezberlersen şunu gördüğünde anlamazsın ne olduğunu. Bu yüzden 3 yazılışını da bir harfin, herhangi bir harfin, tüm harflerin 3 yazılışını da bilmemiz gerekir. Sıra vav'da. Vav harfi aşağıdan yukarı çık ve devam et. Vav. İlk yazılış böyle, ikinci yazılış da böyle. Çünkü ilk yazılış sade, ikinci yazılış solla bitişik haliydi ama bu solla bitişmez. O yüzden ikinci yazılışı da aynıdır yani. Vav harfi solu ile bitişmiyor. Bu yüzden başta yazılışı ile sonda yazılışı aynıdır. Ortada yazılış yani sağ tarafıyla bitişir mi bitişmez mi yazılışı farklı. Çünkü sağ ile bitişir. Düz bir çizgi geliyor, ondan sonra vav yapıyoruz. Çizgi geliyor, ondan sonra vav yapılıyor. Sonuncu satırda ise vavların ardı ardı yazıldığını görmekteyiz. Vav vavla bitişmeyeceği için ayrı ayrı yazılmış görüyorsunuz. Evvela bir tane vav yapılmış. Bu sade yazılışı. İkinci vav ve üçüncü vav. Şöyle bir çizgi var tabii sağ tarafa doğru ama bitişik değiller yani. Görüyorsunuz bitişik değiller. Çünkü vav sadece sağı ile bitişir. Solu ile bitişmez. 48 numaralı alıştırma. Bu 8 da 4. Yan yana 4 ile 8 yazarsan 48 olur. İstemeyen dinle. İlere suatil atiyet. Aşağıda gelen sesleri dinle. Sümme sonra levvin. Levvin renk koy. El hurufe sahihate. Doğru harflere. Kema fil misali. Örnekte olduğu gibi. Vav. Ha. Elif ve B harfi var. Bunları bulmuşlar, boyamışlar. Benzerini yine bizden bekliyorlar. Ya var, B var, Sin var. Ya'ya işaretleyeceğiz. Sin'i ve B'yi bunları boyayacağız. Ya var, Sin var, Elif var, Ra var. Ya var, Sin var, Elif var, Ra var. Bunları boyuyoruz. 49 numaralı alıştırmada her ne yazıyorsa olduğu gibi aşağı yazmamız istenmiş. Uktub yaz el huruf ve harfleri ve el kelimati ve kelimeleri yaz. Kema fil misali örnekte olduğu gibi örnek burada. Sizlerde işte 1 numara ne varsa burada olduğu gibi aşağıya. 2 numara ne varsa olduğu gibi aşağıya. 3 numara ne varsa olduğu gibi aşağıya yazmamız isteniyor. Elinci alıştırma. Nokta sıfır demektir. Sıfır gibi olan şey ise 5 demektir. Yani burada ne yazıyor? 50 yazıyor. Urbut, irtibatlandır. Beynel hurufi harfler arasında ilişki kur, bağlantı kur. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. Ta, vav, fa ve ra. Bunları bitişik yazmayı denersen şöyle bir şey elde edersin. Şimdi benzer durumları yine bizden bekliyorlar. Alıştırma 1. Vav, Elif, Ha ve Dal. Alıştırma 2. Mimi sol tarafıyla birleştireceğiz. Mim artı H
Ve devamında mim. Mim'in çift yazılışını görmüş olduk. Ha'nın da ortada yazılışını görmüş olduk. 3 numaraya geldik. Nun artı şin artı ya. Nun, şin ve de ya harfi. Devamında ise ba harfimizi görmekteyiz. 4 numara. Ya artı kaf artı bir ya daha. Ya, kaf, ya ve devamında nun. Nun'u da bitiştirik yazabilirdik aslında. Yani bu yazılış doğru olmadı. Daha düzgün yazalım. Ya harfi, kaf harfi, ya harfi ve nun harfi. Evet, böyle olmalı. Ya, kaf, ya, nun. Bu doğrusu. Sıra 5'e geldi. 5'te vav, cim ve dalı görmekteyiz. Vav, cim ve de dal. 6'da kaf var. Devamında vav ve lam. 7'de ha, dal ve de fa var. 8'de ya'dan sonra vav gelmiş, ardından mim gelmiş. 9 ya artı sin artı ra. 3. Ya harfinin çalışmasına geldi. Ya harfi noktalı bir harf. Sağı ve soluyla bitişebilen bir harftir. Türkçedeki yani S ile benzeşiyor. Aynısı değil, sadece benziyor. Adım 1, adım 2. Adım 1, adım 2 ve nokta. Önce S gibi bir şey yapıyoruz, ardından nokta koyuyoruz. Eğer bunu solla bitiştireceksen, o zaman yukarıdan aşağı inip yarıda kesiyorsun ve noktaları yerleştiriyorsun. Sağla ve solla bitişecekse standart, yani düz gel, bir tepecik yap ve devam et. Alta nokta koyarsan ya olur, üste koyarsan ta olur. Tek nokta koyarsan üste nun olur, tek nokta altı koyarsan ba olur. Yani bu çizgi çok önemli bir çizgi. Bu çizgimiz çok önemli. Alta tek nokta koyarsan ba, iki nokta olursa ya olur. Üste tek nokta nun, iki nokta ta olur. Ya'yı sa ile bitiştirirse, yani kelimenin sonunda yer alır ise düz bir çizgi ve ardından ya yaparsın. Düz bir çizgi ve ya yaparsın ve noktaları koyarsın. Burada da ya'nın 3 çeşit yazılışını aynı anda görüyoruz. 51 diyor. İkra oku el hurufel atiyete. Aşağıdaki harfleri oku. Sümme urbut beynen nikati. Sonra noktaları birleştir. Bu harfe hemze adı verilmektedir. Elif gibi okunmaktadır yani. E, i, u diye okunur. Adım 1. Adım 2. Adım 1. Adım 2. Adım 1. Adım 2. İki hareketten meydana geliyor. Adım 1, adım 2. Adım 1, adım 2. Bu sade yazılışı. Şu şekilde elifin üzerine de konulabiliyor. Yani bir tane elif yaparsın, üzerine bundan yerleştirirsin. Bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Veya elifi şurada olduğu gibi hafif sağ tarafa eğik halde yaparsın. Ondan sonra üzerine elif, üzerine hemze konulabilir. 3 ve 4'te aynı şeyin yazıldığını görüyoruz. Yani sağ tarafı ile bitişik. Sol tarafı ile bitişik olmaz. Sol tarafı ile lam bitişir. Bu elif ile lam karıştırılabiliyor bazen. Elif sağı ile, lam ise solu ile de sağı ile de bitişebiliyor. Böyle bir fark var arada. Yani adımlar yazılıp. 52 istemeyen dinle, ilele suvati harfleri, ilele suvati sesleri dinle, sümme sonra levvin boya el hurufe sahihate, doğru harfleri renklendir, boya kema fil misali, örnekte olduğu gibi. Sin, hemze ve lam. Sin,
Hemze ve lam. Hemze de elif de aynı şey diyebilirsin buna. Ardından elif, lam. Bu elif değil değil mi? Elif değil, bu lam olursa olabilir şimdi çünkü. Mim, şin ve de ya var. Elif burada, ya burada, şin burada, mim de şurada. Bunları buyuyoruz. Lam artı elif, şu iki harfi bitiştirirsen lam elif elde edersin diyor. Önemli bir nokta burası. Bir tane lamın var. Bir tane de elifin var. Bunları birleştirirsen lam elif elde edersin. Şu lam elif, yani sağ tarafı lam, sol tarafı eliftir arkadaşlar. Şöyle düşünün, bir tane lam yaptık. Bir tane de elif vardı ya. Bunları bitişik yazmanı isterlerse nasıl yazacaksın? Lamı böyle, elifi de şöyle yazacaksın. Lamı böyle, elifi de böyle. Lam elif. Sağ tarafındaki çizgi lamdır. Sol tarafındaki çizgi eliftir. Önemli nokta bu. Sağ tarafı elif, sol tarafı, pardon, sağ tarafı lam. Yani şu an bir lam yapalım. Bu lamdır. Şu ise eliftir. Lam artı elif eşittir bu işte. Şu şekilde yazıldığını da görebilirsiniz bazen. Böyle de olabilir. Demek ki sağ tarafı nedir? Lamdır. Sol tarafı eliftir. Nasıl yazıldığı anlatılıyor. Bizim çizdiğimiz gibi arkadaşlar. Bir tane şöyle çizgi çizersin, bir tane de böyle çizersin. Lam elif diye adlandırılır. Lam elif. Lam elif. Bitişik halde yazılmış. Burada da işte lam elifi bitiştirirsen ne yaparsın? Önce bir çizgi, sonra lam ve elif yaparsın. Bu anlatılmıştır. 53 Uktub yaz el hurufe harfleri ve el kelimati ve kelimeleri de yaz. Kema fil misal örnekte olduğu gibi. Ayn, şin, vav, ya. Bunları bitişik halde yazmayı denersen şöyle bir kelime elde edersin. Burada her ne varsa olduğu gibi aşağıya yaz. 1. Burada her ne varsa olduğu gibi aşağıya yaz. 2. Her ne varsa olduğu gibi aşağıya yaz. 3. Her ne varsa olduğu gibi aşağıya yaz. Burada hem yazma çalışması yapılıyor hem harfleri görebiliyor musunuz çalışması. Şimdi bunun sınav hali. 54. Urbut beynel hurufi. Harfler arasında ilişki kur. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. 1. Bir de ne var? Elif, ra, ba ve de lam var. Elif, ra, ba ve de lam. Başka var mıydı? Yoktu. Tamam. 2. Ta var. Mim var. Mimden sonra ya var. Ya'dan sonra da lam varmış. Dolayısıyla böyle olmaz. T yaptım. Mimi de yaptım. Ya'yı da yaptım. Lam'ı da yaptım. Tamamdır. T, mim, ya ve de lam. 3. Ayn, lam, ya ve de mim. Dört ve beşte sıra. Dörtte bir tane şin yapıyoruz, ra yapıyoruz ve de ya yapıyoruz. Şin ile ya bitiştiği için şinin kafa kısmı yapılmadı yani. Noktaları koyalım, ya'nın da noktalarını koyalım. 5. Ayn ve elif. Dal ve ya. Bitti. Sıra 6'ya geldi arkadaşlar. Altıda lam ve elifi görüyorsunuz. Ne yapmak lazım? Lam, elif böyle yazacağız yani. Lam, elif. Bitti. Ardından ha ve za var. Ha. Devamında za harfimiz var.
7 elif ve lam var. Bu sefer lam elif değil, elif ve lam fark edebildik mi diye bizi test ediyorlar. Lamdan sonra ba gelmiş. Ardından sinin dalgaları ve kafa kısmı. 8 kaf ya ve de ayn. Sıra 9 ve 10'da. 9 için bir tane ya yaptık. Devamında ayn ve ra yaptık ve fa yapıyoruz. 10 ayn ba ve de lam. Et tedribat. Alıştırma 1 diyor. Bu defa yani ünite burada bitti diyebiliriz arkadaşlar. İlk çalışmamız burada son bulmuştu. İlk videomuz bitti. Sayfa 45 ile son buldu. Sayfa 46'da bırakıyoruz. Soru 1. İkra, oku.